Bu oturum aslında ikinci oturumumuz ve ilkini Mayıs ayında insan hakları, etik, görsel temsil, fotoğrafçının sorumluluğu gibi konularda gerçekleştirmiştik. Fotoğraf ve otonografi bizim ikinci oturumumuz. Otonografi bazılarımız için yeni bir kavram. En azından benim için öyle. Sevgili Serpil Aygün Cengiz sayesinde tanıdığım bir kavram. Ve onun derslerine katıldığımda kendi görsel sanat çalışmalarımın da benzer bir yöntem olduğunu gördüm. Dolayısıyla böyle bir sempozyumun tüm fotoğrafçılar için çok anlamlı olacağını düşündüm. Hem sevgili Serpil Aygün Cengiz'e hem Fulden Gülbay'a hem de Onur Özen'e davetimizi kabul ettikleri için ve burada bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bu bir senedir üzerinde çalıştığımız bir proje dediğim gibi. Üç oturumun yanı sıra sergi ve atölye çalışmamız var demiştik. Açık çağrıya çıktık sergi için. 10 kadar proje sergiliyoruz ve bu sabah online olarak açtık. İzleyebilirsiniz. Yarın da sevgili Burcu'nun yürütücülüğünü yaptığı Orhan Cem Çetin'in moderatörlüğünde Cemre Yeşilgönenli'yi, Masis Üşenmezi ve Melis Yenici'yi ağırlayacağız. Fotoğraf ve psikoloji konuşacağız. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için. Cuma günü de sevgili Gülay Acar Göktepe'nin atölye çalışmasını izleyeceğiz. Fotoğraf ve metin gönderenler katılabilecekler. Ben Aralık Meg ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Burcu Aydın'la birlikte özveriyle çalıştık bir sene süreyle. Sevgili Serdar Malkoç insan hakları oturumunu ve atölye çalışmasını yürüttü. Furkan Çakmak serginin tüm teknik detaylarını hazırladı. Çok kısa zamanda programı öğrendi ve uyguladı. Efe Ersoy ve Seda Hürmen projeye katkıda bulundular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii Aralık Meg'in yapı taşları Cemre Tosun ve İlker Şimşek Can'a sosyal medyadaki çalışmaları, İlker'in tasarımları ve tüm bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz el birliğiyle böyle bir proje yaptık. Ve keyifli bir sempozyum olmasını diliyorum. Sevgili Serpil Aygün Cengiz'i eşsiz anlatımıyla dinleyeceğiz şimdi. Otoetnografiyi ve fotoğrafı konuşacağız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Serpil yok galiba bu arada. Var mı? Onun bağlantısında bir Biraz önce dalgalanma düşmüştü vardı. ama ben tekrar geri aldım. Tekrar düşmüş olabilir mi? Serpil Hocam burada mısınız? 2 dakika bir bekleyelim. Bengi bu arada Fulden Hanım ve Onur Bey'in Bey'e merhaba diyebiliriz belki Serpil Hoca gelene kadar. Evet, hoş geldiniz. Ben herkesi göremiyorum. Onur Bey, Fulden Hanım hoş geldiniz. Dilerseniz Fulden Hanım siz kısaca bir tezinizi tanıtın bu arada. Ben de öyle bir girişi de yapayım. Aslında nasıl biz ulaştık size? Tez taradık ekibimizle birlikte. Ve otoetnografi üzerine yaptığınız tezi gördük ve sizi davet ettik. Bir kısaca anlatabilirseniz tezinizi memnun oluruz. Merhabalar, Fulden ben. Tezimin başlığı Flönöz'ün sanatı fotoğraflarla otoetnografik bir yürüyüş. Otoetnografiyi ben, Serpil Hocam detaylı anlatacaktır ama ben tezimde metodolojik olarak kullandım aslında. Neden bu yöntemi seçtiğime dair de aslında akademik bir çalışma yaptığım için bir araştırma yöntemi benimsemem gerekiyordu ve kişisel bir şey ortaya koyma amacındaydım. Bu otoetnografiyle tez danışmanım sayesinde karşılaştım bu yöntemle. Çünkü
araştırma öznesi olarak kendimi konumlandırdım bu çalışmada. Sonrasında yine diğer tezimin esas başlığı planöz kavramı, bunu tarihsel ve kavramsal çerçevesinden bahsedeceğim birazdan. Ama ben otoetnografiyle bir giriş yapayım istedim. Şimdilik sanırım bu kadar yeterli. Ben de kısaca bahsedeyim isterseniz. Evet, lütfen siz de tezinize kısaca bahsederseniz. Çünkü tabii. Serpil Hoca yer değiştiriyormuş. Bir iki dakikaya geleceğim dedi. Birazdan tamam. Bizimle olur. Benim tezimin ismi Neden Hikaye Anlatırız? Fotoğrafta görsel hikaye anlatımı üzerine kişisel notlar. 2019 yılında Sabancı Üniversitesi'nden bu tezle mezun olmuştum. Yüksek lisans programından. Tez danışmanım da Murat Germen ve Selçuk Artut'tu. Proje danışmanı daha çok Murat Germen'di. İçerik ve proje danışmanı. Tezim aslında iki bölümden oluşuyor benim. İlk bölümde biraz görsel iletişim tarihinden bahsediyorum. İkinci bölümde de bu belki bağlamda bulunmamı sağlayan otoetnografik bir yaklaşım var. O da İda Bir Dağın Hikayesi adlı bir projeyle mezun olmuştum. Bu noktada benim bazı çekincelerim vardı tezi yazmadan önce de. Bunu da zaten tez boyunca anlatacağım size. Kendimle olan dertler demeyeyim ama bazı üretim çekincelerimin bu teze de yansıdığını düşünüyorum ve tezi bu bağlamda sunmak istiyorum size. Yani yaptığım bir fotoğraf projesinin anlatımı ya da oluşum sürecinden ziyade bir fotoğraf öğrencisinin, bir sanat öğrencisinin öğrenim süreçlerinden bahsedeceğim. Kısaca böyle. Teşekkür ederiz. Ben de kısaca otoetnografiyle nasıl tanıştığımı anlatayım ve benim için neden değerli. Ben otoetnografiyle Serpil Aygün Cengiz'in derslerine katılarak tanıştım. Daha önce bildiğim bir kavram değildi ve çok sevdiğim bir arkadaşım vesile olmuştu. Sonrasında otoetnografi konusunun içine girdikçe kendim 2005 yılında kısa bir film yapmıştım ve tamamen kendimden yola çıkarak, işte kendi belleğimdeki bazı unsurları ele alarak bir film gerçekleştirmiştim. Tamamen aslında soyut bir filmdi. Fakat sonrasında 2005 yılında yaptığım o filmin aslında çok çok sonra, 15 sene kadar sonra otoetnografik bir yaklaşımla yapıldığını gördüm. Şimdi de aile albümleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Kendi çocukluğumu alıyorum. İşte onunla ilgili bazı çalışmalar yapıyorum. Dolayısıyla otoetnografi benim için çok aydınlatıcı, ufuk açıcı bir konu. Tabii Serpil hocamız daha detaylı anlatacak. Sosyal bilimlerde de ayrıca bir araştırma yöntemi ve kendini halen kabul ettirmeye çalışan bir yöntem. Dolayısıyla ben de çok büyük heyecan duyuyorum bugünkü toplantı için. Hocamız gelebildi mi Burcu bu arada? Gelemedi. Şöyle yapalım mı? Şimdi zaten sosyal bilimler ve fotoğrafın kol kola gezdiği bir dönemdeyiz. Hani deyim yerindeyse çok trendi çalışmalar yapılıyor sosyal bilimler alanında görseller kullanılarak. Onur Bey de zaten fotoğraf öğrencileri ve kendi tez aşamalarında ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve nasıl inşa ettiğini anlatacaktı. Onur Bey müsaitseniz sizinle başlayalım. Serpil Hoca geldiği zaman da onunla devam ederiz. Pardon. Ses kapalıymış. Ben tabii başlayabilirim isterseniz tamam, ama Serpil Hoca'nın müsaitseniz. Yani otoetnografik konusunda yapacağı sunum hem Fulde'nin hem de benim açıklayacaklarıma bir giriş olacaktı. Bu noktada eğer gelebiliyorsa kısa bir sürede ondan sonra devam etmeyi ben yeğlerim. Çünkü bu bağlamı da bir zemine oturtacaktır onun söyledikleri. Şöyle yapalım mı? Belki izleyicilerimiz arasında otoetnografiye ilişkin bir şey söylemek isteyen var mı? Acaba bu konuda bir yorum yapmak isteyen? Onları belki öncesinde dinleme fırsatı buluruz. Ya
Yani ya da benden önce... Otoetnografi deyince ya da Onur Özen siz belki başlayabilirsiniz. Hani otoetnografiyle siz nasıl tanıştınız? Hani bu kavramla nasıl tanıştınız? Neden böyle bir hikayeyi tercih ettiniz? Söylemek istediğim şu ki benim tezim doğrudan otoetnografi bağlamında yapılmış bir tez değil. Yani Fulden'in bu noktada başlaması belki daha olabilir. Çünkü Fulden otoetnografiyle tanışmış birisi. Benim tezim biraz kıyısından geçiyor. O yüzden doğrudan otoetnografiyle nasıl tanıştığım ya da bu tezi nasıl kurguladığım konusunda bir şey söylemem çok mümkün olmaz. Yani biraz havada kalacaktır. Ama siz nasıl tercih ederseniz öyle yapalım isterseniz. Yani eğer Serpil gelebiliyorsa çok iyi olacak. Yoksa Fulden başlamak isterse ki otoetnografiden bahsedecekse daha uygun olabilir. Ne düşünüyorsun? Yani otoetnografi hakkında ben de birkaç cümle söyleyebilirim sadece. Esas olarak tezim benim de Filan Özlük ve işte fotoğraf ve Filanör-Filanöz ilişkisi üzerine olduğu için yöntem bağlamında otoetnografiyi kullandım. Birkaç cümleden öteye gidemeyeceği için Serpil Hoca'yı beklemek benim için de daha makul. Çünkü ben direkt görsel iletişim tarihi ve fotoğraftan bağlamış olacağım konuyu. Yani en son anlatacağımızı aslında en başta anlatmış olacağız. Sonra Serpil Hoca gelecek. Evet, evet. Bir de şimdi izleyicilerimize şunu söyleyelim. Bu yapının iskeleti Serpil Hoca temelli oluşturuldu. O yüzden aslında top çeviriyoruz gibi şu anda. Evet. Yani evet, doğru, biraz tabii. Konunun bağlamlarını birbirine tabii, çok karıştırmış evet, evet. Olacağız. Evet, evet. Şimdi tabii, biz Serpil Hoca'yı bekleyelim ya da bir telefonla arayabiliriz. Hemen geliyorum gibi bir şey yazmış ama. Yazmış, evet. Yer değiştiriyorum demiş. Onur Bey'le başlayalım mı demiş. Siz isterseniz Onur Bey İda'nın hikayesini bize anlatarak başlayın. Valla o zaman ben doğaçlama giriyorum. Serpil Hanım da sonradan geldiği zaman biraz kulağı buradan tutmuş olacağız ama yapacak bir şey yok. Ben hazırladığım sunumdan mı başlayacağım yoksa önce biraz anlatayım aslında size ne yaptığımı. Evet. Fotoğrafla video ile uğraşıyorum. Video ile son birkaç yıldır aslında haşır neşirim. Onun dışında da çocukluğumdan beri böyle fotoğraf çekmeye çalışıyorum. İşte ilk çocukken babamın bana verdiği bir fotoğraf makinesiyle mahalledeki arkadaşlarımı fotoğraf çekerken daha sonra lisede ben fotoğraf öğrenmek istiyorum demiştim. Ve daha sonra resim bölümüne girdim. Resim mezunuyum ben. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden. Daha sonra da bir yıl İtalya'da kaldım. Orada da fotoğraf dersleri aldım. Yüksek lisans için de Sabancı Üniversitesi'ne girmiştim. Şimdi Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken daha önce tez yazmamış birisi olarak ve metinle ilişkisi de biraz karmaşık ve çekinceli olan birisi olarak Murat Hoca ile çalışırken Murat Germen'le teze ve metne ne kadar önem verdiğini biliyordum. Bu arada şu görünümü değiştirmek istiyorum. Sürekli kendimi görüyorum burada. Bu noktada metne olan çekincem yani fotoğraftaki rahatlığımı dengelemiyordu bir şekilde. Ve benim ilk test konusu olarak seçtiğim konu can sıkıntısıydı. Bunun hem psikolojik hem de felsefik yansımaları üzerine araştırma yapmak istiyordum. Ama okulun istediği bir projeyle mezun olmaktı yani bir fotoğraf projesiyle. Tabii benim seçkim nedeniyle. Daha sonra can sıkıntısının çok felsefi ve psikolojik taraflarını fotoğrafla ilgili bir proje yapamayacağım için de neden hikaye anlattığımızı merak etmeye başladım ben. Neden hikaye anlatıyoruz? Ve son zamanlarda buzzword ya da moda kelime olarak storytelling'i çok fazla duyuyordum. Ve benim anlattığım şeyler, benim fotoğrafa başlangıcım, bu öğrencinin süreci nasıl gelişti? Onu araştırmaya başladım. Biraz dediğim gibi Serpil Hoca'dan önce başladığım için yarım yamalak bir sunum olsun istemiyorum ama. Evet, şu anda biraz teknik bir sorunumuz var. Çünkü Serpil Hoca'nın bilgisayarı açılmıyor. Dolayısıyla biraz daha sürebilir. Telefondan bağlan ama bu sefer sunum. Evet, olacak. Sunumu bize de göndermiş miydi? Sunumu göndereceğim demişti ama en son aslında İlker sana gönderdi mi sunumu? Serpil Hoca. Bana göndermedi. Eğer gelemiyorsa devam edeyim. Gelemiyorsa o zaman siz sunumunuza geçin isterseniz. Öyle yapalım. Tamam. Şimdi tezin ilk bölümünde ben neden hikaye anlatırızdan ve oradan görsel iletişim tarihine biraz giriyorum. Şimdi siz de takdir edersiniz. Mağara resimlerinden günümüze kadar süreci bir 30-40 sayfayla özetlemek çok mümkün değil.
O yüzden burada da çok fazla vakit almamak için biraz hızlı davranacağım. Şöyle yapalım. Ben ekran paylaşımı yapayım. Host'un beni şey yapması gerekiyor, izin Şu vermesi an gerekiyor tamamdır, ekran izin paylaşımı verdim. için. Görebiliyor musunuz? Evet, görünüyor. Tamamdır. Şimdi hikaye anlatımının tarihi ve elimizdeki kanıtlarla ulaşabildiğimiz şey aslında hikaye anlatımının sözlü Anladım. gelenekten de önce başladığı, insanın belki konuşmaya başlamadan önce bile el ve vücut işe... Pardon, birinin mikrofonu açık galiba. Daha konuşmaya başlamadan önce biliyorsunuz hikaye anlatımı deyince aklımıza gelen hep sözlü gelenek oluyor. Yani fabllar, çocuk hikayeleri. Ama bu iletişimin en temelinde belki de daha konuşmayı başlamadan önce el işaretleriyle, vücut diliyle hikayeler anlattığımızı, bu hikaye anlatımında şu anlamda kısıtlıyoruz. Yani aslında iletişim kurma çabası olarak görelim. Şimdi ben tezi dört bölüme ayırdım. İlk bölümü bana bir hikaye anlat isimli bir bölümdü. Burada mağara resiminden başlayan aslında görsel iletişim tarihinin nasıl oluştuğunu irdelemeye çalışıyorum. Bir grup çocuk tarafından 1940 yılında keşfedilmiş Lascaux mağarası burası. Ve birkaç mağara ile birlikte tabii Chauvet mağarası. Biraz hızlı olduğu için bazı şeyleri okuyacağım. Ben Serpil hocama girişine güvenmiştim aslında. Bu mağara resimlerinden sonra tabii ki de yazılı geleneğe geçmeden önce çok önemli bazı nasıl söylesem örnekleri vermek istiyorum. Bu Gılgamış Destanı'nın 5. tableti İsa'dan önce 2100 yılına dayanıyor. Ve bilinen en eski sözlü geleneklerden bir tanesi biliyorsunuz İlyada, Homeros'un ve bu da 2018'de Open Culture'daki bir habere göre en iyi korunmuş şu zamana kadar İlyada'nın gelen el yazması. Ama bunu kimin yazdığı tabii ki de bilinmiyor. Döneminde belki de profesyonel bir tescipçi diyeceğim ama yanlış söylüyorum galiba yapıldığı söyleniyor. Ve şu anda British Library'de. Siz de British Library'e girip Banks of Homer'ı yazarsanız çok uzun bir rulo halinde bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi Jack Zipes'ın 2015 yılındaki bir söyleşine göre oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Masallar ve sözlü gelenekler sadece çocuklar için yaratılmış ve çocukları hedefleyen şeyler değildir. Tam olarak bir masalın nasıl işlediğini bilmesek de masallar iletişim yoluyla kendimizi ve toplumları değiştirmenin bir yolu olmuştur. Geleneksel hikaye anlatımı aslında sözlü gelenekle gelişse de daha sonra 6. ve 7. yüzyıllarda Ezop masallarıyla yani bir köle olan Ezop, İsa'dan önce 6. ve 7. yüzyıllar tabii, Ezop'la günümüze kadar değişerek gelmiştir. Gılgamış Destanı'ndan sonra Homer'a baktık, Homeros'a. Oradan görsel iletişime geçersek eğer, ilk örnekleri tabii yine mağaradaki bazı resimler oluyor. Bunlar Arjantin'deki Eller Mağarası. Tabii bunların hala konuştuğumuz üzere bir iletişim için mi, bir hikaye anlatım için mi yoksa bir sanat için mi, bir sanat amacıyla mı yapıldığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bunların bazı ritüeller ya da dini inanışlar sebebiyle yapıldığı da düşünülüyor. Mağara resimlerinde boyanın bir kenara bırakılıp artık taşların kazılmasıyla bu taş sanatı dediğimiz ya da Libya'da bulunmuş bu fotoğraf 2007 yılından Merkatse denilen bazı kaya oymaları var. Ama günümüze ulaşması tabii ki de çok zor. Çünkü kayanın üzerinden çoğu silinmiş. Yağmurdan ve güneşten korunanlar günümüze gelmişler. Bunların tam olarak tarihleri bilinmiyor. Belki seyyahlar için iletişim yoluyla kullanıldığı ya da yine dini ritüellerde kullanıldığı tahmin ediliyor. Kaya oymalarından sonra
Belki Sümerin küniform ve Mısır hiyeroglifleri geliyor ki hiyeroglifler de günümüzde modern iletişimin temel taşı alfabenin öncülleri olarak görülebiliyor. Burada Seti'nin mezarından bir hiyeroglif görüyoruz. Şimdi ben bu hızla devam edersem 1,5 saat falan konuşmam lazım. O yüzden sıkmak da istemiyorum sizi. Çünkü biraz çok ortasından girmiş olduk konuya. Şu anda etnografi ile alakalı bir şey de anlatmamış oluyorum. Neyse devam edelim. Onur, Serpil hocam geldi diye gördüm ben ama istersen devralabilir. Evet, buradayım demiş. Eğer devralırsa bağlamımız çok daha güzel bir yere oturacak bence. Yani çok en sondan başlamış olduk böylece. Evet. İstiyorsanız bırakıp kaldığım yerden hızlıca devam edebilirim ikincisinde. Serpil hocam mikrofon zannediyorum kapalı. Onu açıp devralabilir. Burada mı kendisi? Tabii tabii Burada buradayım. burada. Ha, Eğer tamam. Onur için bir sakıncası yoksa olur tabii, neden olmasın. Ya geçen gün toplantıda konuştuğumuz gibi yapalım çünkü fotoğraf ve otoetnografi bağlamını sizin kurmanız gerekiyor öncelikle. Çünkü başlığımız otoetnografiyken ben uzun süre hiçbir şeyden bahsetmemiş olacağım. Sizin girişinizin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim Onur. Tamam, o zaman ekran paylaşımı yapayım. Hemen başlayayım. Olur mu İlker? Tabii ki memnun oluruz. Size hasret kaldık çünkü. Ya kusura bakmayın. Evin öbür ucundaydım ama orada sorun oldu. Hiç sorun değil. Merkez üsse taşındı. Tamam. Şu anda görülüyor herhalde, değil mi? Ben öncelikle herkesten gerçekten çok çok özür diliyorum. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Afişten anlaşıldığı üzere iki konuşmacı var ama Aralık Mek ekibi benden de bir konuşma istediği için aslında üç konuşmacı var. Ben hemen başlayayım. Başlayayım. Evet. Aşağıya kaymadı neden? Hmm. Bir kere sorumun üzerine tıklarsanız kontrolör oraya geçer. Ha, eyvah, şimdi geri gideyim. Ha, tamam, harika, teşekkür ederim. Evet, şimdi belki otoetnografi üzerine konuşmak için önce etnografi nedir sorusunu sormak gerekir sanıyorum. Etnografi araştırmacı ile araştırılanın karşılaşma deneyiminin metne dönüştürülmesi demek. Herhalde en kısa, en anlamlı yapılabilecek tanımı bu. Fakat geleneksel etnografide sözcükler ağırlıklı ve fotoğraflar sadece gerektiğinde bir kanıt ek olarak eklenirken, hani günümüzdeki etnografiye, yeni etnografiye göre sadece belge olarak fotoğraf veya belge olarak çizimler değil, örneğin sanat temelli etnografi çalışmalarında olduğu gibi çok değişik tekniklerle de fotoğrafın, görselin, hatta başka nesnelerin vesaire sözcüklerle ilişkilendirilerek, iç içe geçerek metne dönüştürülmesi demek bu deneyimin etnografi. Bir yöntem olarak etnografinin alameti farikası etnografik görüşüm ve katılarak gözlem olması tabii. Ve etnografi deyince de akla ilk gelen isimler Lewis Henry Morgan'la Bronislaw Malinowski. Ama bu iki isim her ne kadar etnografi tarihinden bahsettiğimizde hep kendilerinden başladığımız yıldızlaşmış isimler olsa da aslında etnografinin en eski zamanlarından çok farklı başka isimler de var. Mesela ilk katılımcı gözlem yapan kişi diye hem folklor metinlerinde hem antropoloji metinlerinde adı anılan Frank Hamilton Cushing var ve başka başka isimler de var bu iki yıldız dışında. Yüz küsur yıllık bir etnografi tarihinden bahsediyoruz. Bu etnografi tarihine bakıp tabii büyük bir değişim var. O değişimin neler olduğuna ilişkinde farklı farklı metinler var üretilen. Örneğin Robin Patrick Kler etnografinin değişen hikayesinde bütün yüz küsur yıllık işte etnografinin tarihini dört kolonyalist dalgayla açıklıyor gibi. Ama en genel belki iki paradigmadan, iki temel paradigmadan söz etmek mümkün. Aslında pozitivist paradigmanın egemenliğinde olan geleneksel etnografi ve yeni bilim anlayışına uygun olarak ortaya çıkıp serpilmiş olan yeni etnografi. Yeni etnografi dediğimiz zaman da onun altında başka başka etnografi çeşitlerini de görüyoruz. Feminist etnografi var.
eleştirel etnografi, ortaklaşa etnografi vesaire. İşte bu yeni etnografi çatısının altında yer alan önemli bir tür de otoetnografi. Şimdi otoetnografinin ilk kullanıldığı önemli üç metin var elimizde. Bu üç metinde bugün otoetnografiden anladığımız anlamda kullanılmadığını görüyoruz. İlk metin 1975 yılından Haydar'ın metni Dane Otoetnografisi İnsanlar Ne Yapar diye. Burada Karl Haydar 60 okul çağındaki çocuğa kendi kültürlerinde insanlar ne yapar diye sormuş ve onun cevabını aramış. İkinci metin 1977 yılında antropoloji ve gelen kriz otoetnografik bir değerlendirme diye Walter Goldschmidt'in bir metni. Bu metindeki en güzel cümleyi de kırmızıyla yazdım sizin için. Bir bakıma bütün etnografi bir kendilik etnografisidir diyor. Diğer önemli metinde otoetnografinin ilk geçtiği Hayano'nun metni. O da otoetnografi paradigmalar, problemler ve olasılıklar diye. Şimdi bu üç metne baktığımız zaman burada otoetnografinin şimdi bizim anladığımız şekilde araştırmacının merkezde olduğu, araştırmacının araştırılan olarak kendisini seçtiği, kendisi üzerine araştırma yaptığı ve kültürle ilişkilendirdiği otoetnografi çalışmasını görmüyoruz bu üç metinde. Bu üç metinde Haydar'ın, Goldschmidt'in ve Hayano'nun metnindeki otoetnografi bugünkü adlandırmasıyla etnik otobiyografi, yerel otobiyografi, biyografi veya ev etnografisi denilen etnografi. Yani araştırmacının kendi içinde yaşadığı topluluk üzerine, kendi topluluğu, kendi kültürü, kendi insanları üzerine yaptığı etnografi anlamında otoetnografi sözcüğünü kullanmışlar. Ama 1980'lerden sonra yavaş yavaş bir değişim başlıyor otoetnografi ile ilgili. Ve 90'lardan itibaren de kocaman bir literatürün ortaya çıktığını görüyoruz. Burada oto etimolojisine baktığımız zaman bu üç sözcük, hani etnos köken anlamı belki halk, ama biz bugün hani etnografi çalışmalarında etnosu kültür, yani etnografi kültürü yazmak anlamında kullandığımız bir sözcük. Oto da kendi, yani kişinin kendisini, kendisiyle ilgili olanı kültürle ilişkilendirerek yazması, araştırması anlamında kullanılıyor. Biraz önce Hayano'dan bahsetmiştim. Ev etnografisi anlamında kullanılıyor diye. Bu değişim, yıllar içindeki değişim Hayano'yu da etkilemiş. Mesela 1982 yılında Poker Yüzleri adında bir kitap yazmış. Hayano'nun kendisi de yarı profesyonel bir poker oyuncusu. Kaliforniya'daki poker kulüplerinde bu oyuncular üzerine yaptığı araştırmada kendi deneyimlerini de anlatıyor kitapta. Yani kısmen otoetnografik bir çalışma yapmış. Otoetnografinin böyle çok güzel bir tanımı var Carolyn Ellis'ten. Bu arada Carolyn Ellis ve eşi Arthur Bogner, ikisi de şu anda hayatta, otoetnografi deyince ilk akla gelen, hani otoetnografinin bugün anlaşıldığı anlamda kurulmasını, yerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlayan İki kişiden biri. O otobiyografik ve kişisel olanı kültürel, toplumsal ve siyasal olana bağlayan araştırma, yazı, hikaye ve yöntem diyor. Hikaye sözcüğüne dikkatinizi çekiyorum. Tekrar döneceğim ona. Otoetnografinin içinde neler var diye sorduğumuzda, bir defa otoetnografi bir bilimsel araştırma, tabii ki bir etnografi, bir kendilik anlatısı ve içinde sanatsal temsilin olduğu bir anlatı. Bu dördü otoetnografinin elbette olmazsa olması. Bu araştırma yöntemi kullanıldığında, hani eski terminolojiyle data diyelim, veriler nedir? Neler kullanılıyor? Bir defa tabii ki her bilimsel araştırmada olduğu gibi literatür kullanılıyor. Ve en önemlisi otobiyografi, kişi kendini araştırdığı için elbette kendi otobiyografisi çok önemli bir malzeme. Belleğinde olan her şey, ayrıca rüyaları, hayalet sözcüğüne de dikkatinizi çekerim, ona da döneceğim sonra. Hayaletler, aklınıza ne gelirse kişiyle ilgili, onların hepsi çok önemli veriler otoetnografide. Ötekiler tabii ki, hani geleneksel etnografide konu sadece ötekilerken, otoetnografide konu kişinin kendisi, ama ötekiler olmadan kişinin kendisi üzerine kültürle ilişkisini gösterebilecek araştırma yapması zaten mümkün değil. Bunun dışında görsel, işitsel kayıtlar, günlükler, gündelik yaşam nesneleri dahil her tür nesne otoetnografinin önemli bir
malzemesi ve sanat. Bu da hani geleneksel etnografiden belki en büyük farklılığı, ona da birazdan değineceğim. Şimdi otoetnografiden böyle bahsedince kişi kendini araştırıyor. Bunun otobiyografiden farkı ne? En çok sorulan sorulardan biri. Şimdi otobiyografide de otoetnografide de epifani anları çok önemli. Yani kişinin bir tür aydınlanma yaşadığı anlar. Otobiyografilerini yazan insanlar da kendi hayatlarında dönüm noktası olan epifaniler yaşadıkları anları da özellikle anlatıyorlar. Bu ortak noktası, o nedenle ikisi birbirine çok benzeşiyor görünüyor ama otoetnografide şöyle önemli bir parçası var. Otoetnografi yapıldığında araştırmacı bir kültürün parçası olmaktan veya bir kültürel kimliğe sahip olmaktan kaynaklanan epifaniler üzerine yazıyor ama araştırma tekniklerini kullanıyor, araştırma literatürünü kullanıyor ve bu deneyimlerinin analizini yapıyor. Bu arada ben tabii analizini yapar deyince her ne kadar Carol Ernst, Arthur Bochner, hani bu alıntıyı yaptığım kaynağın iki yazarı, onlar analitik otoetnografiye de böyle biraz mesafeliler ve çağrışımcı otoetnografi yapıyorlar. Bu analiz meselesi de otoetnografide biraz tartışmalı. Çünkü Arthur Bochner sadece bir hikayenin de bir otoetnografik metin olabileceğini ve bir hikayenin belki de bir açıdan en iyi kuramsal metin olabileceğini söylüyor. Buna da küçücük sonra tekrar değineceğim. Carolyn Ellis ve Arthur Bochner, evet bu önemli isimler, geleneksel etnografik çözümlemenin enformasyonun aktarımına odaklandığını ama otoetnografinin iletişimi vurguladığını söylüyorlar. Bu şu demek, geleneksel etnografik metnin bir monolog tarzında yazıldığını, kendi içine kapandığını ve son noktayı koyduğunu ama otoetnografik metinlerin diyalog içinde olduğunu, yani kişinin hem içinde yaşadığı kültürle diyalog halinde hem metni yazdığında metni okuyanlarla diyalog halinde olduğunu ve hiçbir zaman araştırmacının son noktayı koymadığını, zaten hikayenin devam ettiğini söylüyorlar. Bu da geleneksel etnografiyle otoetnografinin en büyük farkı ve kırılganlık. Her otoetnografik metinde okuduğunuzda muhakkak araştırmacının kırılganlığını görürsünüz. Ruth Behar, Kırılgan Gözlemci adlı kitabında kişinin okura kendisini açmasının bizi başka türlü gidemeyeceğimiz yere götürmesi gerektiğini söylüyor. O nedenle hani bu içinizde biliyorum ben otoetnografik metinler okumuş olanlar var. Her otoetnografik metin o nedenle çok sarsıcı. Araştırmacı metinde kırılganlığını gösterdiği için. Ruth Behar'ın Meksikalı Seyyar Saçı Bir Köylü Kadı Desperanza'yı anlattığı kitabı var. O kitabını yazdıktan sonra çok sayıda okurundan mektup aldığını anlatırken bu Kırılgan Gözlemci kitabında şunu söylüyor. Kırılgan yazdığınızda diğerleri de size kırılgan yanıt verir. Yani muhakkak yazdığınızın karşılığını alırsınız çünkü sizin kırılganlığınız aslında ötekinin de kırılganlığıdır ama hani otoetnografik metinde ifade edilmiş şekilde ve bu kırılganlık sadece ruhsal bir kırılganlık değil. Araştırmacının bedeninin kırılganlığı da dahil. Montesi ile Johansson'un yaptığı köpek ısırıkları ve gastrointestinal bozukluklar, antropoloji ve saha çalışması hazırlığını öğretirken Sıradan Bedenlerimiz adlı makalelerinde alan çalışması sırasında bu iki araştırmacı yaşadığı gastrointestinal bozuklukları anlatarak bu fiziksel rahatsızlıkların çalışmalarını nasıl etkilediğini ve çalışmalarında kendilerine nasıl veri sağladığını anlatıyorlar bu çalışmada. Otoetnografik metin kırılganlığın anlatımıyla beraber onun bir uzantısı olarak bence bir tür açık metin aynı zamanda. Antropolog Catherine Stewart teorik kategorilerle gerçek dünya arasındaki bağları özenle teşhir eden güvenilir bir rehber olarak yazmıyorum. Daha ziyade bir çarpışma, merak ve karşılaşma noktası olarak yazıyorum diyor. Burada da Catherine Stewart Duygulanımlar kitabı da Türkçe'ye çevrilmişti. Duygulanımlar kitabında aslında yani anlattığı sahneler Amerika'daki hayattan, sıradan hayattan küçük küçük böyle paragraflar şeklinde duyguların anlatıldığı sahneler ama antropoloji kitabı. Okuduğunuz zaman bu küçük sahnelerden, hayatın bu küçük anlarından teorinin doğrudan katı bir biçimde anlatabileceğinden çok daha, yani teorinin size rehberlik etmediği bir antropoloji metniyle karşılaşıyorsunuz. Bu da otoetnografik metnin açık metin olmasıyla ilişkili, onu anlatan, hani açımlayan bir bakış açısı. Geleneksel etnografi metinlerinin yani bu bakış açısına göre kapalı metin olduğunu söyleyebiliriz. Otoetnografik yöntemle çalıştığında kişi hem yeni anlamlara açık oluyor hem de biraz önce dediğim gibi son sözü söylemek yerine nokta koymak yerine bu metinlerin amacı sadece
başkasıyla, ötekiyle aynı platformu paylaşmak. Otoetnografi literatürünün 1990'larda ortaya çıkışından bahsediyoruz ama aslında niteliksel araştırma yöntemlerinde her zaman otoetnografik unsurların yer aldığını görüyoruz. Mesela 1923 yılında Nels Anderson'ın Hobo Evsiz Adamın Sosyolojisi kitabında araştırmacı sosyolog aslında kendisi ama aynı zamanda evsiz de yaşamış olan biri uzunca bir süre kendi evsizlik deneyimiyle beraber Evsiz Adamın Sosyolojisi üzerine kitap yazmış. Bir tür otoetnografik metin bu da. Julius Root'un Vizite Defteri adlı kitabı 1963 yılından. O da tüberküloz hastası olarak hastanede tedavi görürken kendi hasta deneyimini de merkeze koyarak Vizite Defteri adlı mikrososyoloji çalışmasını yapmış. Ya da Fred Davis'in taksi şoförü, kendi taksi şoförü de olarak taksi şoförünün kısa müşterilerle kısa karşılaşmalarında neler olduğu üzerine yazdığı bir makale var. Var. Leon Anderson son 15 yılda 2006'da yazmış. Otoetnografi olarak adlandırılan araştırmalarda etkileyici bir artış görünüyor diye. İşte 90'larda da itibaren Ocak ayının başında Uluslararası Otoetnografi Sempozyum var. Belki katılmak isteyenler olabilir diye onu paylaşmak istedim. Sol tarafta gördüğünüz isimler de muhtemelen bu sempozyumda yer alacak isimler zaten. Ve bu kişiler bizim lisansüstü araştırma yöntemleri dersinde metinlerini okuduğumuz önemli otoetnograflar bu isimler. Tek tek okumayayım isimleri, geçiyorum. Carolyn Ellis ve Arthur Buckner'i doktor öğrencimiz Dilek geçen bahar dersimize davet etmişti. Geldiler ve hem Carolyn Ellis hem de Arthur Buckner'e bir sürü soru sorduk. İlk sorumuzda nasıl otoetnografik çalışmaya başladıklarını sorduk. İkisi de 80'li yıllarda filizlenen düşüncelerinin 90'lı yıllarda nasıl ikisi bir araya geldikten sonra özellikle hız kazanarak otoetnografi çalışmalarına akademik anlamda nasıl daha yoğun biçimde evrildiğini bize uzun uzun anlattılar. Sonra yine önemli isimlerden biri Christopher Poulos'u da Dilek çağırmıştı derste. Bu görüşmelerin hepsinin deşifresini yaptık. Otoetnografi 101 adıyla bir kitap hazırlıyoruz. Umuyorum orada hem kendi hayat hikayelerini anlattıkları hem otoetnografi üzerine düşüncelerini paylaştıkları bu görüşmeleri okuma şansı bulacak herkes umuyorum. Google Akademik'te otoetnografi diye yazdığımızda hani literatürün büyük küçük değil yani büyüklüğünü göstermek için yaklaşık 80 bin sonuç veriyor gördüğünüz gibi. Türkiye'de tabii daha az ama var yine de epey bir şey bence. Dergi Park'ta mesela 21 tane makale görünüyor. Test arama merkezine baktığımızda da adında otoetnografi geçen 11 tez var. Bu 11 tezin dışında Onur'un tezi gibi bence hani içinde otoetnografik çalışmaya yer veren ya da veya onu hani belirgin biçimde yöntem olarak kullanan başka tezler de var 11 tezin dışında ve otoetnografi ile ilgili 3 tane dergi var benim bildiğim. Biri Journal of Otoetnography, biraz önce isimlerini gördüğünüz kişilerin çıkardığı dergi. Diğeri sağlık alanında bir otoetnografi dergisi. Diğeri de çok renkli ve çok dolu dolu olan her sayısı bir magazin dergi. Ve bu derginin editör yardımcılarından biri de bizim doktor öğrencimiz. Çok gurur duyuyorum onunla, onu da söylemek istedim. Şimdi otoetnografinin temel özelliklerini anlatmak için ben kendim şimdi küçük bir otoetnografik çözümleme yapmaya çalışarak size düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Konusu da babamın arabası ve benim doktora tezim. Ben 2005 yılında Modernizm Otomobil Kültürü ve Reklam, Otomobil Reklamlarıyla Kurulan Evren adıyla bir doktora tezi yazdım Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde. Ben doktora tezimde gösterge bilimsel yöntemi kullandım. Niteliksel bir yöntem biliyorsunuz. Yani niteliksel bir yöntem kullandığınızda gösterge bilimi de zaten hakikati dil içinde arayan bir yöntem. Dolayısıyla hani pozitivizm o kadar ters bir yöntem. Fakat Asker Kartarı hocanın, o da benim doktora yaptığım yıllarda İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesiydi ve araştırma yöntemleri dersine de giriyordu. Nitel Düşünce ve Etnografi yazısında o yıllarda İLEF'te de nasıl hani sayısal değerlendirmelerin öne çıktığını ve hani niceliksel düşünce hakim olduğu için inceleme nesnesini niteliksel açıdan anlamaya çalışmanın nasıl anlaşılmaz olduğunu yazısında anlatıyor. Ben Ankara İletişim'de
ideoloji merkezi dersler de çok yoğundu ben doktora yaptığım zaman ve eleştirel bakış açısı çok iyi veriliyordu öğrenciye, bu doğru. Fakat ona rağmen hani bu sayısallık meselesi ve her şeyin niceliksel metne dönüştürülmesi meselesi o kadar güçlüydü ki orada da ben gösterge bilimsel çözümlememin yanına içerik çözümlemesini ekleyivermiştim. İçerik çözümlemesi hani rakamla sayıyorsunuz işte bu kadar şu var, bu kadar bu var, yüzdesi bu kadar, öyleyse şöyle falan diye. Onu gösterge bilimsel yöntemime eklediğimde böyle daha hani akademik, daha bilimsel göründüğünü düşünerek yapmıştım. Tabii şimdi öyle düşünmüyorum. Modernizme Simge Dergisi National Geographic'in 2001-2002 yıllarında İngilizce-Türkçe yayınlanan tüm sayılarını taramıştım. 93 motorlu araç reklamı vardı ve onların çözümlemesini yapmıştım. İddiam da otomobilin reklamlarda insan biçimselleştirilmesi ve reklamlar dolayımıyla ideal modern öznenin inşa ediliyor olması, modernist ideolojinin yani otomobilin insana benzetilmesiyle yeniden nasıl üretildiği üzerine bir test. Otomobil tabii çok önemli. Roland Barthes için o büyük gotik katedrallerin tam karşılığı ve çok büyülü bir nesne. Henry Lefebvre için o bir kral nesne, bir kılavuz şey. Ekonomiden söyleme kadar birçok alanda çok sayıda davranışı düzenleyerek gündelik hayatı yapılandıran bir şey otomobil. Bu tezimde içindekilerden bir bölümü görüyorsunuz. Ben burada modernist ideolojiyi tamamen bir insanın üzerinde görsek hangi özelliklere sahip olur diye tek tek alt başlıklara ayırıp işte cinsiyeti erkek olur, hayvan olarak nasıl olur, modernist tarih anlayışı ilerlemecidir biliyorsunuz, evrim geçiren canlıdır, tanrısal varlıktır, monattır, akıl sahibidir, milliyetçidir, kapitalisttir, tüketim kültürü bireyidir, hızlı zaman insanı ve modern mekan insanıdır. Bu başlıklara göre de otomobil reklamlarının analizini yap. Şimdi problem şu, otoetnografi kişi çözümlemem burada başlıyor. Neden otomobil reklamları, neden otomobil kültürünü eleştirse, neden otomobil reklamlarının eleştirisi ve neden örneğin son başlığım tezde asıl olan yolda olmak ve otomobil insan. Ben bu soruları sormadım hiç tezimi yazarken. Bu soruları 16 yıl sonra, tezimi yazdıktan 16 yıl sonra sordum. Tezime baktığınız zaman içinde ben yokum zaten. Yani Serpil yok içinde. Niye bu çalışmayı yaptım? Bu çalışmadan nasıl etkilendiğim, kendi hayatımla bu çalışma arasında nasıl bir bağ var falan. Yani düşünümsel yaklaşım benim doktora tezimde yok. Otoetnografi zaten yok. O hiçbir şekilde yok da. Ama düşünümsel yaklaşımda yok. Bu çok ilginç bir şey. Yani ben düşün ehliyetim var ama hiç kullanmadım. Yani hiç araba kullanmadım. Nasıl ehliyet verdiler onu da bilmiyorum. Ben bu çalışmayı yaparken marka ile model arasındaki fark ne? Hani hala da bildiğimi söyleyemem. Ford Clio falan diyordum. Dört çeker ne diyordum? Ne çekiyor ki falan böyle. Yani otomobil dünyasıyla hiçbir ilgim olmadığı halde ömrümün 6 yılını neden böyle bir çalışmaya verdim? Bence bu büyük bir soru. Aradan 16 yıl geçtikten sonra doktora tezim üzerine bir sunum yapmam istendiğinde bu soruyu sordum. Çünkü otoetnografi okumaya başlamıştım o zaman. Şunu sormayı alışkanlık edinmiştim sosyal bilim metinlerine baktığımda da. Araştırmacı bu konuyu niye çalışıyor? Derdi ne? Sıkıntısı ne? Hani nasıl bir bağ kurmuş kendiyle? Sonra ne olmuş filan? Bu soruları sormaya artık alışmış olduğum için kendime de bu soruyu sordum. Ve aklıma babamın vasiyeti geldi. Yani buradan başlayayım kendi çözümlememe. Babamın vasiyetini anlatmadan önce iki filmden bahsetmek istiyorum. Biri Yurttaş Kane filmi. Biliyorsunuz Yurttaş Kane çok zengin bir adamdır ve ölmeden önce Rosebud der. Bu kadar zengin bir adamın ölmeden önce neden Rosebud dediği bir gazetecinin de derdi olur ve Kane'in hayatını araştırır. Sonunda öğrenir ki küçük bir çocukken ailesinden kopartılırken o sırada çok sevdiği kızağa binmektedir. Kızağın üstündeki yazıdır bu Rosebud. Diğer film Tolga Karaceli'nin Kelebekler filmi. Burada da anneleri küçük yaşta ölen üç çocuğu babası farklı farklı akrabalara gönderir. İşte ayrı yaşarlar falan. Sonra babası ölmeden önce onları köye çağırır. Üçü gelir ama geldiklerinde baba ölmüştür. Babanın da bir vasiyeti vardır. Bu arada filmin sonunu anlatıyorum. Allah beni affetsin diyerek izlemeyenler varsa içinizde. Çünkü sonu çok esprili. Vasiyeti okurlar. İşte vasiyette şu yoldan git kelebekler bilmem ne yaparken işte şu adamı bul, kör adamı bul falan. Meğer işte o adam babalarının akan damını tamir etmiş.
Borcu varmış babaların. Vasiyet de bu. Filmde böyle bitiyor. Şimdi benim babamın vasiyeti neydi? Babam, ben 19 yaşındayken, babam da 52 yaşındayken bağırsak kanseri olmuştu ve kaybettik. Son 3 ayı büyük ameliyattan sonra çok kötü geçti ve işte çok kilo kaybetti, kör oldu, işte hiç konuşamıyordu, kıpırdayamıyordu falan. Ölmeden 2-3 gün önce annemle benden zorla ifade ederek kendisini kalem ve kağıt istedi. Biz de verdik kalem kağıt. Sonra böyle yazı, yani çok zor bir şekilde böyle kargacık burgacık harflerle arabayı boyatın diye yazdı kağıda. Yani ben böyle kainatın sırrını çözecek bir formül, bir olağanüstü bir böyle vahiy gibi bir şey beklerken arabayı boyatın. 19 yaşında arabayı boyatınla tabii yıllar geçti, şimdi 56 yaşındayım. Hep bunu düşündüm ve hep bunun anlamını, hep babamın bunu niye yazdığını. Burada babamın arabasını, arabayı boyatın dediği arabayı görüyorsunuz. 1976 model Renault 12 TS. Şimdi bu babamın yanda gördüğünüz fotoğraf ve solda beni görüyorsunuz. Kapadokya'da çektim bu fotoğrafı babamı arabasıyla. Aynı gün ya da bir gün önceki, ben o zaman işte 18 falan, 18 yaşındayım galiba. Burada ortaya da kocaman bir siyah sütun gördüm. Çünkü bu iki şey, yani bu iki, yani benim dünyamla babamın dünyası, daha doğrusu babamın arabasının dünyası arasındaki büyük kopukluk benim aslında sosyal bilimler anlayışımın, eski sosyal bilimler anlayışımın bir iz düşümü ve tezimi de tamamen formatlamış bir durum. Şimdi ana akım sosyal bilimlerde çok köklü ikili karşıtlıklar var. Otoetnografide bu karşıtlıkların hepsine karşı çıkılıyor. Nesnellik, öznellik, araştırmacı araştırılan ben, öteki bilim, sanat, süreç, ürün. Bunlara kısaca çözümlemem içerisinde yakından bakalım. Mesela nesnellik, öznellik. Doktora tezimde ben var mıyım? Hani ben yokum. İşte sadece ben sözcüğü 405 sayfa benim tezim. Bir kez geçiyor. O da Camix'in bir şiirinde. Benim sözcüğüm değil. Yüklemlerin içinde gizlice var mıyım acaba? Hayır. Tezin ilk cümlesine bakın. Bu çalışmanın amacı, işte fiili de görüyorsunuz. Bu da tezin son paragrafındaki dört cümle ve dört cümlenin yüklemi. Edilgen, bu hani pozitivist sosyal bilim dilinin tipik şeyidir bu zaten. Hani ben dememek ve işte ben yaptım, ben gittim dememek. Benim tezim pozitivist bir tez değil. Hani gösterge bilimsel yöntemi kullandım. Hani baştan yöntem izin vermiyor buna. Fakat o kadar hücrelerimize işlemiş ki hani bu bakış açısı ve hani bu ne işte nesnel olsun, ne kadar nesnelse o kadar bilimsel olur vesaire. Tezdeki ifadeleri, cümleleri çok yansımış ve tezim tablo dolu. Tabii ki bir sürü bir sürü bir sürü rakamlar, bunların çok ikna edici olacağını düşünmüşüm demek ki. Oysa ki otoetnografinin kurucusu Arthur Buchner diyor ki araştırma daha öznel yapıldığında aslında daha da nesnel olmaktadır diyor otoetnografi için mini manifestosunda. Gerçekten de öyle. Clifford Geertz'in yoğun betimlemesi ne düşündüğümüz zaman böyle. Yani yoğun betimlemede etnografi çalışan birisi ne kadar detay, ayrıntılı anlatırsa, aslında bir anlatma meselesi aslında. Etnografik metinde bir kurgu metin aslında. Ne kadar detaylı anlatırsa aslında o kadar inandırıcı oluyor belki, hani tırnak içinde, o kadar bilimsel oluyor belki. Bunun uzantısı olarak araştırmacı ile araştırılan arasında da ana akım sosyal bilimlerde ve geleneksel etnografide köklü bir ikilik karşıtlık var. Oysa ki araştırma, araştırmacının yaşamının bir uzantısı ve ikisini aslında ayırabilmek mümkün değil. Ama geleneksel etnografide ayrı, ama otoetnografide değil. Otoetnografide araştıranla araştırılan arasında güç ilişkilerini ihmal eden, gündelik sesin karşısına akademik sesi öncelik veren bütün yöntemlerin çok güçlü bir eleştirisini görüyoruz. Otoetnografide nesne özne ayrımı çok bulanıktır. Hani gösteremezsiniz. İnsanları iktidar ilişkisi içinde konumlandırır, bunu anlatır ve insanların kendi adına konuşmasına zaten izin verir. Zaten adı üstünde otoetnografi, yani araştırmacı tamamen kendi adına konuşuyor. Bu da çok büyük bir farklılık. Şimdi bu paragrafı izninizle okuyacağım çünkü aşırı güzel. Jane Tompkins araştırmacı ile araştırılan arasındaki farkın nasıl imkansız olduğunu Ben ve Gölgem adlı makalesini çok güzel anlatmış. Keşke vaktim olsa makalenin hepsini okusam size, ama bir paragraf okuyacağım
hani hep daha iyi anlatabilmek için. Biri diyor ki kendisini, yani kendi akademik kimliğini ve kendi özel yaşamını karşılaştırıyor. Biri profesyonel dergiler için yazıyor, diğeri geç saatlerde günlüklerde yazıyor. Biri bağlam, anlaşılabilirlik gibi sözcükler kullanıyor, tartışmaları kazanmayı, adını basılı görmeyi ve lisansüstü öğrencilere ciddi öneriler vermeyi seviyor. Diğerinden neredeyse hiç haber alınamıyor. Bir zamanlar bir üniversitenin edebiyat dergisinde yayınlanan kısa bir hikayesi vardır. Ancak yazdıkları esas olarak günlük ve özel etiketli defterlerde, klasörlerdedir. Bu kişi telefonda arkadaşlarıyla çok konuşur, psikiyatristlere gitmiştir, cappuccino'yu sever, ruhsal durumu hakkında endişelenir. Babası şu anda hasta ve yakın zamanda intihar eden bir arkadaşı var. İşte buradaki ikilem yanlıştır ve yanlış değildir. Demek istediğim, gerçekte bölünme yoktur. Epistemoloji hakkında hisseden ve konuşan aynı kişidir aslında. Problem şu ki sen profesyonel işini yaparken özel hayatın hakkında konuşamazsın. Epistemoloji veya işte her ne hakkında yazıyorsan bunun özel hayatında hiçbir ilgisi yokmuş gibi. Yazdığın akademik konu daha yüce, daha önemliymiş gibi davranırsın. Çünkü yazdığın metin sadece kişisel olanı sözde aşıyordur diyor Jane Tomkins ve böyle upuzun ve çok güzel bir makale gerçekten. Bu makaleyi okuduğunda insan hakikaten, yani hakikaten ne özne ile nesne arasında, araştıran araştırılan arasında sınırın nasıl muğlak olduğunu, nasıl aslında ikisini birbirinden ayıramayacağını daha iyi anlıyor. Ben de tezimde araştırmacı benle araştırdığım konu arasında bağı tamamen tabii yok saymışım. Tezimde araştırdığım konu otomobil kültürüyle benim hayatımda otomobilin yeri arasındaki bağdan hiç söz etmiyorum. Ben yokum zaten tezde. Ve çalışma konumla aramdaki ilişkiyi de zaten hiç sorgulamamışım. Ben bu sunumu hazırlarken Bengi ile Burcu'ya, babamla birlikte olduğum sadece 4 fotoğraf var maalesef ama ikisi arabalı ilginç biçimde. O fotoğrafları vermiştim ve başka bir iki fotoğraf babamın nişanlıyken anneme yazdığı bir tür aşk mektubu ve kartpostalı da vermiştim. Onlardan Burcu böyle bir kolaj yaptı ve çok düşündüm hani ve düşündükçe hani otomobille ilgili anılarımız çok fazla, birkaç tanesine birazdan yavaşça değineceğim. Ben ve öteki arasındaki bu ayrım, otomobille temsil eden bir modern özne var doktora tezimde ama ben hiç o modern özneyle bağlantılı değilim. O modern özne de zaten ben değilim. Zaten tezimde eleştiriyorum. Hiç benimle hiçbir ilgisi yokmuş ve tanıdığım hiç kimseyle de hiçbir ilgisi yokmuş gibi. Ve burada biraz önce gösterdiğim hani modern öznenin özellikleri şunlar bunlar. Ben Burcu'yla Bengi'ye bu fotoğrafları verip hani çıkartıp albümden bunlar üzerine düşünmeye de başladığımda burada modern özne için her bölümde, yani her bölümle ilgili benim kendi hayatımdan babamın arabasıyla ilgili anılarım var ve onlar böyle pıtırcık gibi düşününce yüzeye çıktı. Otoetnografinin başka karşı olduğu köklü ikili karşıtlıklardan biri de süreç ve ürün. Etnografide süreç saha çalışmasına denk geliyor ve metinde ürüne denk geliyor. Şöyle geleneksel etnografide işte saha çalışmasını yaparsınız, ayaklarınıza çamur bulaşır falan. Bunun da bir eleştirisi var da şimdi onu söylemeyeceğim. Ama önemli. Neyse. İşte saha çalışması yapılır, sonra masanın başına oturulur ve metin yazılır. İkisi iki farklı şeydir gibi. Halbuki böyle bir ayrım da mümkün değil. Önemli bir araştırmacı olan Laura Richardson bana belki de senin gibi ne söylemek istediğimi bilene kadar, yani düşüncelerim organize edilip ana hatları çizilene kadar yazmamam öğretilmişti. Yani saha başka, ürün başka. Ama bu şekilde yazmak hoşuma gitmedi. Kendimi kısıtlanmış ve sıkılmış hissettim. Bu yazma yönergelerini düşündüğümde mekanik bilimci anlayış ve nicel araştırmalarla tutarlı olduklarını fark ettim. İşte o ana akım sosyal bilimlere, pozitivizmden gelen ve sonra da hiç gölgesini kaybetmediğimiz bakış açısı ne kadar niteliksel bir yöntem kullanırsanız kullanın onu da etkiliyor. Oysa araştırma deneyimi bize öğretilen sosyal bilim yazma modeliyle de uyuşmuyor. Çünkü deneyimimiz o kadar zengin ki, yani hayat o kadar zengin ki, yaşadıklarımız o kadar zengin ki onları metne dökmeye çalıştığımız zaman bize öğretilen giriş gelişme sonuç, işte kuramsal ardalan, sonra yöntemi söylersin, sonra bulgularını söylersin, sonra tartışırsın falan, böyle klasik bir metin yazım vardır hem makalelerde hem tezlerde. Bu bilimin homojenleştirilmiş, türdeşleştirilmiş sesidir ama uymuyor.
uymuyor yani. Bizim deneyim zenginliğimize hiçbir şekilde uymuyor ve yüzeyselleştiriliyor. Clifford Geertz, o zaman şunu sorabiliriz. Peki o zaman istediğimiz gibi yazalım. Yazalım, evet, otoetnografinin savunduğu bir şey daha. O zaman daha iyi anlatımları daha kötü olanlardan nasıl ayırt ederiz? Clifford Geertz işte yoğun betimlemenin hileli olmamasından bahsediyor. Yani yoğun betimleme yaptığımız çalışma bir yergi de olsa, bir monografi de olsa hiç önemli değil. Biz yoğun betimlemeyi ne kadar iyi yaparsak o kadar aslında samimi olur demek istiyor bence, içten olur ve o kadar hileli olmaz ve o kadar bize olan, yani bize göre olan neyse. Clifford Geertz'de de yine gizli bir mutlak gerçeklik var gerçi de, otoetnografide yok ama neyse onu gösterir diyor. Ve yine Geertz kültürlerin yorumlamasında antropolojik izlerin korumacı olduğunu söylüyor ki en sevdiğim paragrafı bu. Bu üzerine çizdiğim cümleye hiç katılmıyorum. Bir yerlinin birinci elden yorumlarda bulunduğunu, kendi kültürü üzerine konuştuğunu, hani onun korumacı olmayabileceğini söylüyor. Bence öyle de değil. Hani nasıl bir metin yazarsak yazalım, fotoğraf çekmek gibi, hani ne kadar belgeselci olursanız olsun, her fotoğrafta nasıl kurgu varsa, her etnografik metinde de kurgu vardır ve bunu bilerek yazar araştırmacı ya da yazmalıdır. Etnografik metin zengin yaşam deneyimleri üzerine kurgu olduğuna göre, otoetnograflar için yazım tekniklerinde çeşitlilik zorunludur. Böyle giriş gelişme sonuç şeklinde ve düz makale, düz test şeklinde yazamayız bu kadar zengin deneyimi. Dolayısıyla mesela ben gördüm, ben gittim diye yazarken bir otoetnografik metni okuduğunuzda orada yazarın birden ikinci tekil şahısa geçtiğini görebilirsiniz. Ya da birden üçüncü tekil şahısa geçebilir. Ya da Carolyn Ellis'in bir yazısını hatırlıyorum. İki yazarlı bir yazı ve öteki yazar da ortaklaşa otoetnografik çalışması olduğu için aslında görüştüğü kişi, yani çok ilginç bir yazı o gerçekten. Ve birden ben diye biri konuşuyor. Siz cümleleri okuyunca onun Carolyn Ellis olduğunu anlıyorsunuz. Sonra birden ben diye başka biri konuşuyor. Anlıyorsunuz ki cümlelerden o görüştüğü kişi. Sonra öbür paragrafta bize geçiyor. Yani çok farklı bir yazım biçimi. Edebiyat metinlerindeki bu zengin yazım biçimlerinden çokça faydalanıyorlar. Zaten yazarlık eğitiminde özellikle etnografları öneriyorlar. Etnografik metinlerde diyalog, mesela bizim geleneksel etnografide alışık olduğumuz metinlerde görüşmeci şunu dedi, bunu dedi demek. Ama otoetnografik metinlerde hakkında konuşulan kişiler, araştırmacının kendisi de diyalog içinde anlatılabiliyor. Trilog olabiliyor, tetralog olabiliyor. Ya da yazıya eşlik eden fotoğraf geleneksel etnografide orada anlatılan şeyi kanıtlamak üzere kullanılırken otoetnografik metinlerde çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. Görsel metin doğrudan hani gerçekliğin temsili olarak görülmediği için, otoetnografik metin de bir kurgu metni olarak görüldüğü için metne de müdahale edilebiliyor ve Bengi ile Burcu'nun da yaptığı iki çalışma öyle bir şey. Birazdan Bengi'ninkini de göreceksiniz. Ve metnin sıradan makale formatından çıkartılması. Mesela Renato Rosaldo Yasın Etnografisi kitabının yarısını şiirle, yani etnografik çalışmasını, alan deneyimini şiirle anlatıyor kitabında, Antropoesia adı verilen. Dolayısıyla çok farklı biçimlerde yazmak mümkün. Ya da mesela ortaklaşa etnografide etnografik çalışmayı yaptığınızda ötekiyle birlikte de, ortaklaşa otoetnografi o demek, ötekiyle birlikte yazıyorsunuz. Süreci ve ürünü iç içe burada zaten ayırmıyorsunuz, zaten birlikte oluyor. Birlikte yazıyorsunuz, birlikte değerlendiriyorsunuz yayınlanmadan önce. Bütün metni birlikte çıkartıyorsunuz ortaklaşa otoetnografide. Bu da yani müthiş bir yöntem. Yine araştırma yöntemleri üzerine önemli bir uzman olan Laura Richardson'dan aldığım bir alıntı var. Zenon'un oku paradoksunu bilirsiniz. Hani ok bir yere gitmek için her an durmaktadır, her an duruyorsa nasıl o mesafeyi kat etmektedir diye bir paradoks. Diyor ki o aslında bir şeye ulaşma değil mesele. Burada hani okçuların oku nasıl yaptığına, ok kılıfındaki yerine, ok kılıfının dünyadaki konumuna, yer değiştirmesine vesaire odaklanıyorum. Burada olma öyküsü önemli. Eğer biz olma öykülerini anlatırsak, yani ürüne yaptığımız vurgudan vazgeçip sürecin de, ürünün sürecin bir parçası olduğunu kabul edersek, o zaman altta yatan akademik ideolojiyi yapı sökümüne uğratabiliriz ve bu
harika bir şeydir diyor. Bence de öyle. Sonuncu bahsedeceğim karşıtlık da yine ana akım sosyal bilimlerde ki köklü ikili karşıtlıklardan bir de bilim ve sanat. Bu geleneksel etnografi anlayışına göre de bilim başka bir şeydir, sanat başka bir şeydir. Sanat etnografik metnin konusu olabilir ama kendisi olamaz. Ama otoetnografi de bu da itiraz edilen bir şey. Ve ikisi arasında böyle bir ayrım olmadığı, sanatın da bir bilme türü, bir bilme formu olduğu ve bilimle böyle ayrıştırılamayacağı düşüncesi otoetnografi literatüründe çok güçlü bir şekilde kendine yer bulmuş durumda. Lori Eldridge, otoetnografi gibi sanat temelli araştırmaların geleneksel araştırma paradigmalarını nasıl genişlettiğini anlatıyor bir çalışmasında. Geniş kapsamlı ve katılımcı diyaloglara nasıl olanak sağladığını, sanatın bir bilme biçimi olduğunu ve bir tür araştırma olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ben kendi doktora tezimi yazarken tabii o zaman bilim başka, sanat başkaydı benim için. Tezimi güçlendirmek için sanattan örnekleri zaten tezde kullanmadım. Tezimi yazarken de yazıda veya görsel olarak sanatsal yöntem ve teknikleri kullanmadım. Hiç, çünkü bunun yanlış olduğu öğretildiği için bana, hani bilim olmadığı öğretildiği için tezimde yok. Ama tezime baktığımda işte şimdi bu benim master tezim, halk bilimde yaptığım. Daha adından başlayarak ne kadar sıkıcı bir tez olduğunu görebiliyorum. Bir de otoetnografinin böyle bir şeyi de var. Yani sanatla bilimi iç içe kattığı için ve inanılmaz yaratıcı metinlere dönüştürdüğü için daha çalışmaların adından başlayarak geleneksel etnografi çalışmaların adlarından nasıl farklılaştığını kolaylıkla görebiliyorsunuz metinlerde. Benim sıkıcı master tezim ama işte başka bir antrozooloji adında yapılan tezin başlığı gibi böyle bir sürü örnek var. Tezim kitap olduğunda sanatı şöyle dahil edebildim. Hani enstitüde yasaktı böyle sanatı şey yapmam, dahil etmem. Yazılı kural yok ama gelenek var. Siz de ona uyuyorsunuz. O sırada Ankara Toyota Plaza Akata'da heykel sergisi açılmıştı. Heykel sergisinde o zamanki öğrencim Duygu Altınordu fotoğraflar çekti, heykellerin fotoğraflarını ve onları hem kitabın kapağına hem de kitabın içinde bölümlerin başına koydum. Ve edebiyat araba konulu edebiyat metinleri bulup onlardan epigraflar yaptım, onları da koydum. İşte tezde mesela bunlar da diyorum yazılı yasak yok ama hani bir gelenek var, ona uyduğunuz için epigraf da koyamıyorsunuz teze. Bunu hiç değilse kitapta başardım ama başaramadığım şuydu, bu tezi kitaplaştırdığımda henüz otoetnografiden hiç haberdar olmadığım için. Bu karşılaştığım sanatsal metinlerle akademik metnimi nasıl iç içe geçirebileceğimi, nasıl beraber kullanabileceğimi bilmiyordum. O nedenle bu metinler sadece böyle çok cici, süslü epigraflar oldular metinde. Bir otoetnografi teziyle küçük bir karşılaştırma yapayım size. Mesela benim tezimde ithaf da yok. Neyse kitapta var. Çünkü yine yazılı kural yok ama ithaf da yapamıyorsunuz. Ama burada işte kötü elmalara ithaf edilmiş bir tez görüyorsunuz. Ön söze teşekküre bakıyorum. Teşekkürde hani gerçekten tabii şimdi herkes biraz daha rahat yazıyor. Benim dediğim 2005 yılı ama hani otoetnografik metinlerdeki ön sözler gerçekten çok farklı. Yani çok içten ve gerçekten teşekkür metni. Benim teşekkür metnim işte kuru kuru isimleri dizmek ve burada işte buradaki isimlerin yarısının benim tezime bir katkısı da olmadı yani ama işte gelenek oydu, hocalarımız falan yazdık gitti. Şeyde benim tezimdeki başlıkların sıradanlığı, sıkıcılığı ama otoetnografik bir doktora tezideki başlıkların renkliliği, canlılığı. Bunlar da benim hep hani yani bakış açınız değiştiği zaman akademik yazdığınız metne koyduğunuz başlıklar bile değişiyor. Onu göstermek için koydum buraya. Mesela burada otoetnografi tezinde kendime yani kişi kendisini tanıtma ile ilgili başlık koyup altına kendisini anlatmış. Ben de böyle bir şey yapsaydım tezim zaten jüriden geçmezdi o tarihte. Bu yazım yani nasıl sanatın nasıl zenginleştirdiğine bir örnek. Bakın bu hakemli, yani hakemli ulu dergi ne demek hani hepimiz biliyoruz. Bu hakemli bir dergide yayınlanmış metin. Fotoğraf, Fulde'nin şimdi konuşmasına bu fotoğraf meselesine
Yani böyle işte flu olması falan biraz daha değineceğiz herhalde. Değinecek fullden. Ama burada fotoğrafın kullanımı ve hani şiir formatında metnin yazımını görüyorsunuz. Renato Rosaldo da Yasın Etnografisi kitabında antropoesiye kullanmış biraz önce demiştim. Bir de mesela otoetnografik çalışmalarda performans olarak da sunuyorlar metinlerini akademik toplantılarda. Örneğin Temiz Pri 1998'de tecavüzü kadınca perform etmek olmayan fallusa övgü başlığı altında kendisi gençken bir tecavüze uğramış ve onu bir içinde şiir de var, anlatı da var. Metnini okumuştuk biz de öğrencilerle geçen bahar. Bunu sahnede bir yani aslında bildiri ama perform etmiş, performans olarak sunmuş ama akademik bildiri. Bu hani bu örnekleri de veriyorum ama ne kadar sanat işin içine girince ne kadar zenginleşiyor göstermek için. Mesela Carolyn Ellis benim hocam olsaydı ben de ulusal niteliksel araştırma kongresine katılsaydım Carolyn Ellis anlatsaydım herhalde şurada doğdu, burada okudu bilmem ne falan diye anlatırdım. Ama Boylorn ve Santaro Carolyn Ellis'i anlatmak için onun metinlerini de kullanarak kendileri de eklemeler yaparak bunu teatral bir metne dönüştürmüşler ve bildirilerinde yine bir performans olarak sunmuşlar. Şimdi geleneksel etnografide fotoğrafın gerçekliği temsil eden kusursuz kanıt olarak kullanımından bahsetmiştik. Amina Suminen doktora tezinde fotoğraflar hakkında yazarken, doktora tezinde fotoğraflar üzerine ve sanat temelli bir otoetnografi çalışması, diyor ki tezinde, çoğu zaman sanki görselin içinde deşifre edilecek metin gömülü gibi geliyor ve benim tek yapmam gereken onu dışarı çıkarmaya ve daha önce görsel olarak anladığım şeylerle metinde yüzleşmeye hazır olmak. Diyor bu da hani geleneksel etnografide fotoğrafa bakış açısından bambaşka bir bakış açısı. Bu bakın Bengi'nin çalışması. Ben bu sunum için ona fotoğrafları verdiğimde işte babamın yazdığı mektubun olduğu zarf şu arkada İlker İmleç görünüyor mu ekranda ben hareket ettirince? Evet görünüyor. Annem, ben, babam, arkada babamın arabası. Burada annem, ben, abim, arkada babamın arabası. Bu babamın hastayken benim çektiğim son fotoğrafı. Bundan sonra geleceğim. Burada şu pul gerçek, zarfın üzerindeki pul. Burada babam arabayı aldıktan sonra gittiğimiz ilk tatil Bursa Uludağ'da. Bu da babamın arabasıyla gittiğimiz son tatil Kapadokya'da. Şimdi ben bunları anlatabilirim tabii size. Yani geleneksel etnografide olduğu gibi sözcükleri dökebilirim. Bunu yaparım da. Ama fotoğrafları burada gerçekliği gösteren, tırnak içinde gerçeklik var öyle bir şey. Onu gösteren bir kanıt olarak sunmak yerine Bengi'nin bunlara sanatsal müdahalesiyle burada benim yani bu buradaki temsil benim deneyim dünyamın zenginliğini, duygularımın zenginliğini çok daha yoğun biçimde gösteriyor. İşte o nedenle hani otoetnografide her tür müdahale büyük bir hoşgörüyle karşılanıyor ve hatta destekleniyor. Bu alttaki hasta yatağındaki fotoğraf da önemli. Ona da birazdan geleyim. Şimdi ben Hece dergisinden bir grup dil tarihi ziyarete geldiğinde onlara da bu babamın vasiyeti meselesini anlatmıştım. Ve dinleyenlerden biri edebiyatçı Mehmet Aycan zamanında dil tarihte antropolojide öğrencidir. Benim anlattığım bu hikayeden yola çıkarak uzun bir metin yazmış. Ben küçük bir bölümünü buraya koydum. Arabayı boyatın ne demek? Onun böyle farklı farklı bağlamlarda analizini yapmış. Genel olarak şunu söyleyebilirim ama metinde araba hani aşağıda devam eden bölümünde de hani araba yaşama sevinci, tutku, güçlük göstergesi böyle olumlu bir sürü şey simgelerken Mehmet Aycı'nın yorumunda onu boyamak ya da onu boyatmak, onu sağaltmak, güzelleştirmek, yenileştirmek, taze tutmak vesaire anlamlarına gelir diye uzun ve çok güzel, çok zengin bir analiz yapmış. Ben Mehmet Aycı'nın analizinden etkilendim. Sonra o arada Ali Şentürk'ün bir sergisine gitmiştim.
Sergi turunda sanatçının kendisi bu çalışması için annesinin sehpasından nasıl etkilendiğini, o sehpayı işte senelerce tamir ettiğini, sonra o sehpanın atıldığını falan anlatıp bu çalışmasından bahsetmişti. Diğer çalışmalarını da anlatırken buna da dolaylı referans yaparak aslında bunlar dedi benim hayatımın anıt heykelleri. Ben Mehmet Aycı'nın metni ve hani Ali Şentürk'ün gündelik hayatın sıradan nesnelerine anıt heykel olarak bakmasını birleştirdim zihnimde. Ve hani anıt heykel biliyorsunuz modern kentlerde karşımıza çıkan ideolojik bir gösterim biçimi olan işte önemli sanatçıların, tanrıçaların, kahramanların, devlet büyüklerinin daha çok ne kadar olağanüstü insan olduklarını göstermek isteyen, onları unutturmamak için onları kamusal alana taşıyan metinler onlarda, anıt heykellerde. Ben de babamın arabasının bizim aile içinde babamın anıt heykeli olduğunu düşündüm. Yani olağanüstü bir şeyin bir hani ne diyelim bir statünün, bir güç göstergesinin, babalığın, her şeyin simgesi olan bir şey. Araba. Ve böylece zihnimde otomobil nasıl modern ideal özneyi simgeliyorsa babamın arabası da babamı simgeliyor diye nihayet düşünebildim. Modern olan modernist ideolojide kusursuzdur ve kendine yeterliği simgeleyen de bir şeye tasarıma sahiptir. Otomobillerin tasarımı da böyledir. Ve ben hani bunu düşünürken mesela babamın böyle üzüntüden perişan olduğunu ben hayatımda 3 kere gördüm. Biri arabayı yeni aldığında birisinin anahtarlıkla veya gazoz kapağıyla boyayı boydan boya çizdiğini babamın gördüğü anda, benim de onu gördüğüm anda, yani o perişanlık, hani o arabanın kusursuzluğunun bozulduğu an babamın hayatta en çok üzüldüğü anlardan biriydi. Şimdi bu örneği verdim şundan. Tezim üzerine otoetnografik bir çözümleme yapmayı düşündüğümde tezdeki her bölümde, yani her bu hiç benle ilgili olmayan bu ideal modern insan neyse işte kafamızda adeta bir hayal gibi dolaşan bu öznenin karşılığında her tezin her bölümünde babamla ilgili, babamın arabasıyla ilgili anılarım canlandı ve aralarındaki bağlantıları görebildim. Modern öznenin araçların kişileştirmesi yoluyla nasıl otomobil üzerinden temsil edildiğini, nasıl bir özdeşlik ilişkisi kurulduğunu tezimde görebildiysem, şimdi 16 yıl sonra tez üzerine tekrar düşündüğümde babamın arabasını da babamı nasıl simgelediğini görebildim. Mesela tezimde Monad kuramından bahsediyorum. Modernizmin özellik, bölünemezlik, bireycik ve özgürlük düşüncelerinin temelindeki Monad kuramından. Babam da benim için annemle, benle, abimle, hani evde ilişki içinde olan birisi değildi. Zaten vakti yoktu. Demirçelik fabrikasında çalışıyordu. Genel formen ve vardiyalı, bir hafta gündüz, bir hafta akşam, bir hafta gece ve bu yıllarca sürdü. Ve abim de beni de hani iyi okullarda okutmak için tek maaşla sürekli para kazanması gerektiği için de mesai yapıyordu. Çok sıcak, hatta de çok ağır bir işte çalışıyordu. Dolayısıyla babam eve geldiğinde uyuyordu zaten. Hani uyumadığı zaman da evden kaçıp hani arkadaşlarıyla beraber olmak, bira içmek, biraz hoşça vakit geçirmek için de bizden uzakta duruyordu. Ta ki arabayı alana kadar. Arabayı aldığında ve bu arabayla yapışık bir varlık haline dönüştüğünde babam, yani bir otomobil insana dönüştüğünde ve annem de bunu fark ettiğinde, babamın evde olduğu saatlerde işte gezmeye gidelim, oraya gidelim, pide yemeye gidelim, pikniğe gidelim vesaire bir sürü bahaneyle babamın arabasıyla yola çıkıyorduk. Hep yoldaydık. Fiziksel olarak arabada ona en yakın mesafede en çok bulunduğum zamanlardı ama böyle şey Monad kuramına uygun bir biçimde tamamen büyük bir iletişimsizlik içinde, arabanın içinde birlikteydik. Mesela bu tezimde milliyetçilikle ilgili de bir bölüm var. Bu bölümü okurken de aklıma gelen en yani önemli bir olay benim için. İşte Zülfü Livaneli'nin kaseti çıkmış, Leylim Ney babam çok sevmiş, kaseti almış falan. Ben çok sevinmiştim Zülfü Livaneli çalıyor diye. Çünkü arabada teybin kontrolü de bende değildi tabii. Dolayısıyla yolda her zaman çoğunlukla Zeki Müren, Hamiyet Yüceses falan dinliyorduk. Hani onlardan sonra birden hani Zülfü Livaneli bana hani arabada hakikaten bir şey olmuştu. Yani çok büyük bir değişiklik olmuştu. Fakat birden kaset kayboldu. Yani yok oldu ortadan. Sonra babama hani ne oldu? Yani git, yani ne oldu kasete dediğimde attığını söyledi bana. Neden dedi?
Fabrikada babamınla beraber çalışan, onun altında görevli olan işçiler Zülfü Livaneli'ye ilişkin kendi siyasi yorumlarını söylemişler. Artık neler söyledilerse babam Zülfü Livaneli'nin kasetini açlatıp İbrahim Tatlıses'in rehberini almıştı ve ben tabii Zeki Müren'de daha iyiymiş şeyine de geçmiştim tabii o zaman. Yani milliyetçilikle ilgili bile dediğim gibi her bölümün altında babamın arabası ve babamın arabasının hani meseleyle bağlantısı ve her bölümde tezde konu neyse onu müthiş bir şekilde eleştiriyorum. Bunun da babamın arabasıyla simgelenen babamla elbette çok yakından bir ilgisi var. Son bölümlerden biri Bauman'ın sözüne atıfla modernlik durmanın imkansızlığıdır, bunu tartıştığım bölüm ve hani otomobil insanın nasıl tiryaki yolcu olduğunu anlattığım bölüm. Babam da bir tiryaki yolcuydu. Arabayla yola çıkınca durmaz, mola vermeyi istemez. İşte zorla 5 saat sonra bir mola verdiğinde anneme sürekli bıdı bıdı, işte şu kamyonu da geçmiştik, bak gördüm bizi geçti, şu sarı kamyonu da geçmiştim, o da bizi geçti diye. Böyle molayı da bize zehir zıkkım ederek böyle bir şeyi ve çok tehlikeli kazaları atlattık. Bir tane de ölümlerden döndüğümüz çok büyük bir kaza atlattık. Böyle bir tiryaki yolcu, hiç arabadan inmek istemeyen, sürekli gitmek isteyen bir yolcuydu. Statü simgesi tabii 1971'de dayımın arabasının fotoğrafının bize gelmesi ve bunun hani aile içinde böyle hafif bir kıskançlığa sebep olması vesaire. Facebook'ta lojman çocukları, ben Karadeniz Ereğli fabrika lojmanlarında büyüdüm. Onunla ilgili bir grup var ve orada paylaşılan böyle otomobiller var. Ay ben de hatırlıyorum çocukluğumdan nasıl doluşturuluyorduk otomobile. Babalar, başka babalar benim babam araba almadan önce işte benim de olduğum çocuk gruplarını nasıl oraya buraya gezmeye götürüyorlardı. Hani mekan, yani arabayla bizim için olay hani köye gitmek, bir yere gitmek değil. İşte o amcanın arabasıyla yola çıkmaktı, aynı tezimde anlattığım gibi. Ya da kendi aramızda çocuklar konuşuyorduk, işte benim babamın arabası Renault, ben şey diyordum, motoru da Fransızmış, Fransız motoru en iyisi diye. Sonra bir çocuk kardeşi Anadolu samandanmış, inekler yiyormuş diyorlardı. Lojmanların yakında da bir küçük bir köy vardı. Oraya gidip bakıyorduk ineklere. Hani Anadolu'da gelirse acaba gerçekten yiyecekler mi diye. Bütün bu şeyler hani modern tekniğin ululanması yoluyla efsaneye dönüşmesi araba ve hani bizim kendi hayatımızdaki yansımaları çokça. Bauman modern bireyin yolculuğu kendine amaç edinmiş, vatanı çöl olan bir göçebe olduğunu söylüyor. Ben hani babamın işçi olması ve işte çok uzun saatler çalışmak zorunda olması, vardiyalı yıl çalışmak zorunda olması ve başka nedenlerle ve boş olan her vaktini arabası, arabasının bakımı, arabasının içinin dışının yıkanması, kimselere bırakmaz. Yani evde kendine bir bardak su almazdı ama arabayı yıkamak için saatlerce uğraşırdı babam. Böyle bir otomobil insan babamla gelen bir çölleşme durumunda düşünün. Ve lojmanların arabalı babaları bizim babalarımızdı. Bizler de babasız işçi çocuklarıydık diye düşünüyorum şimdi geriye dönüp baktığımda. Bu toparlarken şunu da söylemek isterim. Araç Marshall McLuhan, şehirde kişinin araçsız olduğunda kendini giysisiz, belirsiz, tamamlanmamış hissettiğini anlatıyor. Ben de bunu tezimde kullanmıştım. Ben 19 yaşındayken ve babam 52 yaşındayken onun ömrünün son 3 ayını bir yatakta hareketsiz geçirdi. Bakın hareketsiz, bu önemli, otomobil yok çünkü. Hasta bedeni karşısına oturup ben de onunla birlikte kıpırtısız durarak ölüme gidişini karşılıklı onunla hiç konuşmadan 3 ay boyunca izlemiştim. Şimdi burada ekranda Bengi'nin yaptığı çalışmadan detay görüyorsunuz. Burada bu babamın ölmeden önce benim çektiğim son fotoğrafı. Burada çok önemli bir şeyi daha başardık Bengi ile beraber. Ben bu otoetnografik çözümlememde babamın bedeninden otomobilsiz kalan ve artık görünmeyen, eriyip kaybolan bedeninden söz ederken sadece bu fotoğrafı gösterseydim kanıt olarak bence etik dışı. Bence babam hayatta olmasa da etik dışı bir şey yapmış olurdum. Ama burada Bengi'nin bu fotoğrafı alıp diğer fotoğraflarla babamın mektubuyla ilişkilendirip başka bir ürüne, ürün diyeyim buna, sanatsal ürüne dönüştürmesi
Otoetnografideki işte sanatın kullanımıyla gelen etik birçok sorunun da aşılmasını sağlayan bir şey. Böyle bir gücü de var bu yöntemin. Gördüğünüz gibi Freud haklı. Hayaletlerden başka hiçbir şey yok. Tüm yitirdiklerimiz geri gelir diyor. Otoetnografi çalışanlar da bunun çok farkındalar. Ben de doktora tezimin her sayfasında babamın hayaletinin dolaştığını düşünüyorum. Ve şimdi 16 yıl sonra teze dönüp baktığımda ve kendi otoetnografik çözümlememi yaptığımda tez üzerinden kendi hayatım, doktora tezim, ailem ve babamın arabası üzerinden çözümleme yaptığımda onun her sayfada, her satırda olduğunu görüyorum. Bu açıdan benim doktora tezim babama bir övgü, aslında bir tribüt. Çünkü otomobil üzerinden babamın arabasına simgeleşen babamı anlamaya gayret etmişim. Bunun bir övgü olduğunu düşünüyorum ben. Ama aynı zamanda babasız çocukluğuma öfkemin ifadesi. Çünkü otomobil reklamlarında yeniden üretilen, karşıt görüşlere yer bırakmayan modernist kültüre yönelik eleştirilerim var. Ve çok hani yoğun ve keskin eleştiriler. Şimdi olsa öyle yazmayabilirdim diye düşünüyorum. Babamın anıt heykeli olan arabasını simgelediklerine yönelik bir karşı anıt çalışması benim doktora tezim. Orhan Pamuk'un babamın bavulu konuşmasını bilirsiniz, Nobel Edebiyat Ödülü'nde yaptığı. Orada işte diyor ki, ölümünden 2 yıl önce babam kendi yazıları, el yazmaları ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana. Bu bavul benim için geçmişten ve çocukluk hatıralarından çok şey taşıyan tanıdık ve çekici bir eşyaydı. Ama şimdi dokunamıyordum bile. Niye? Elbette ki bavulun içindeki gizli yükün ağırlığı yüzünden. Ben de elbette babamın arabasının bendeki gizli yükün ağırlığı yüzünden 16 yıl bunu hiç konuşamadığım ve bağlantıları göremediğimi düşünüyorum. Ama bakın ekranda çok sayıda otoetnografın babasıyla ilgili yaptığı çalışmaların künyelerini görebilirsiniz ki ben seçme yaptım sadece. Otoetnografi çalışanlar anneleri, babaları, kardeşleri, ölüm, yani hayatımızda ne kadar büyük mesele varsa, ne kadar önemli eşik varsa onlar üzerine özellikle ve çok yoğun biçimde yazan etnograflar ve bu harika bir şey bence. Kültür hepimizde diyor Bokner'le İliz, bireyler arasında dolaşıyorsa, buradaysa otoetnografi benliğin ötesindeki bir dünya ile bağlantıdan nasıl bağımsız olabilir diye soruyor. Haklı. Ve sadece hikayemiz bile değerli. Hani analitik otoetnografide analiz çok önemlidir. Ama çağrışımsal ya da çağrışımcı otoetnografideki Bokner'in yaptığı otoetnografi o. Orada okuduğunuzda bazen kuramsal metinlere atıf görürsünüz, bazen görmezsiniz. Ama Bokner zaten diyor ki iyi bir hikayeden daha kuramsal hiçbir şey yoktur diyor. Evet, burada soru tabii iyi bir hikayeyi iyi yapan nedir? O da başka bir otoetnografi literatüründe tartışma konusu. Ruth Behar Kırılgan Gözlemci kitabında bana ister duygusal deyin, Victorian 19. yüzyıl deyin ama kalbinize derinden dokunmayan, kalbinizi sızlatmayan antropolojinin artık yapmaya değmediğini söylüyorum diyor. Arthur Bochner de bu kırılganlığın, yani kalbe değmek için araştırmacının kendi kırılganlığını anlatması gerekiyor ve Bochner araştırmacının kırılganlığının bize otoetnografinin bir armağanı olduğunu söylüyor. Ve yine önemli bir otoetnograf olan Stacey Olman Jones, kişiseli politik yapmak otoetnografi metninde otoetnograflar araştırmayı ve yazmayı toplumsal olarak adil eylemler olarak görürler. Bizi ve içinde yaşadığımız dünyayı değiştiren analitik erişilebilir metinler üretmeyi hedeflerler diyor. Yani hani kendi başlarına bir köşede kendileriyle böyle narsistik bir dünya kurup onun içinde debelenen insanlar değil bazılarının eleştirdiği gibi. Önemli son bir şey de otoetnografik çalışmanın araştırmacıya etkisi, müthiş bir iyileştirici gücü var. Elizabeth Burke'nin yaptığı doktora tezinin konusu bu. Otoetnografi çalışanlar nasıl etkileniyorlar bunlardan? Ve bu tezde hani uzun uzun ruhsal olgunlaşma yaşamaktan, duygusal bakımdan acı dolu ve zorlu bir dünyada bulunup aynı zamanda neşeli ve eğlenceli bir dünyaya girme ve daha bir sürü şeylerle bunların da otoetnografi çalışmanın otoetnograflara büyük getirdiği şey armağan olduğunu söylüyor. Bu da aynı konuda bir yüksek lisans tezi ve yazan öğrenci hikayemi anlatırken keşfettim ki saklayacak hiçbir şeyim yok diyor. Bu cümlesine de bayılmıştım. Bence de yok çünkü hepimiz aynı şeyi saklıyoruz. Niyeyse. Philip Bok
Psikolojik Antropoloji kitabında Kulikon'un söylediği bir şey söylüyor. O da önemli bir antropolog biliyorsunuz. Clyde Kulikon her etnoloğun alan çalışmasına başlamadan önce psikanalizden geçmesi gerektiğini söylüyormuş. Şimdi Türkiye için konuşalım. Türkiye'deki psikanaliz sayısı çok az zaten olduğu için ve psikanalitik tedavi haftada insanın en az 3 yarım gününü aldığı için ve çok pahalı bir şey olduğu için bu hani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey. Keşke olsa böyle bir şey. Etnolojik ve antropolojik ve antropolojik folklor çalışmalarına çok katkısı olacak bir şey olurdu. Mümkün değil. Ama ne mümkün? Etnografik çalışmalarda düşünsel yaklaşımla çalışmak mümkün. Ben bunun artık zorunlu olduğunu düşünüyorum. Nasıl psikanalist olmak isteyen birisi önce kendisi analizden geçmek zorundaysa, bence aynı şekilde bunun da upuzun bir açıklaması var ama burada noktayı koyacağım için açıklamaya girmiyorum. Ama aynı şekilde etnografik çalışmalar üretmek isteyen birinin de kesinlikle otoetnografik çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu fotoğraf bugün gezdim. Bu resmi de bugün gördüm. Dilek Yalçın'ın kendimi şey hani ilkokuldayken hep böyle kenar süsü yapardık falan. İşte kalbe ok, gözyaşları gibi damlalar damlıyor. Dilek Yalçın bu çalışmasında kendimi hiç unutmuyorum diye bozuk İngilizce ile yazmış. Dilek Yalçın'ın filolog olduğunu söylemek isterim. Buradaki bozuk İngilizce ve buradaki imgeler tam da otoetnografinin yaptığı, yapmaya çalıştığı, bize gösterdiği şey. O nedenle bu resmi paylaşmak istedim. Teşekkür ederek bitiriyorum. Yok Anası'nın soyadı belgeseli ve otoetnografi olarak belgesel kadının değişen soyadına dair bir vaka çalışması doktora teziyle beni otoetnografiyle tanıştıran sevgili Hande Çayır'a şu anda İngiltere'de bir dağda, çadırda mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgilerimi gönderiyorum. Ve bir sosyal bilim çalışması olan bu sunumumda kullanmayı istediğim fotoğrafları sanatsal metinlere dönüştürerek onlara katman katman yeni anlamlar katan ve benim duygusal dünyamın derinliğini de herkesin derin, benim de öyle. Mesele bunu gösterebilmekti ama bunu gösterebilmemi sağlayan sevgili Bengi ile sevgili Burcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Böyle ne kadar oldu bilmiyorum, umarım çok uzun olmamıştır. Onur'un konuşması bölünmüştü benim buradaki yaşadığım teknik sorun nedeniyle. Nasıl yapalım Onur? Acaba önce fullden mi konuşsa daha önce konuştuğumuz sırayla mı devam etsek, ne dersin? Bana uygun. Fulden'in sunumu sizinkini tamamlayıcı olacaktır. Ben de öyle tahmin ediyorum. Olur mu Fulden? Uygunsa seninle devam edelim. Olur hocam. Tabii. Tamam. Ben aslında sizin yokluğunuzda ufak bir giriş yapmıştım. Otoetnografiyi yöntem olarak test çalışmamda benimsediğime dair. Bunu seçmemdeki amacım birazcık da işte akademik bir çalışma olması ve araştırma yöntemi olarak benim danışmanımı madem böyle kişisel bir şey yapacaksın, otoetnografi diye bir şey var ve bunu kullanabilirsin demesiyle aslında oldu. Ama tez başlığımı az önce de söyledim, tekrarlayayım. Flanöz'ün sanatı fotoğraflarla otoetnografik bir yürüyüş. Flanöz'den önce flanör kavramından söz etmem gerekiyor. O da yine benim kişisel olarak bağ kurduğum bir kavram olduğu için birazcık tarihsel olarak flanörün ne olduğunu anlatacağım size. Flanör 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı aslında Baudelaire'in Modern Hayatın Ressamı kitabında ortaya çıkan bir figür. Baudelaire'in kitabında Baygé ismiyle ve
ressam bir karakter aslında. Direkt olarak sanatla bağı olan bir karakter. Esasında Baudelaire'den önce Edgar Allan Poe'nun hikayelerinde kalabalıkların adamı özellikle öyküsünde planör tiplemesine rastlanıyor. Yani planörün özetle figür olarak kim olduğunu anlatırsak kentli aylak diyebiliriz. Çalışmayı reddeden, kentte rastgele herhangi bir amacı olmadan gezintiler yapan aylak, serseri belki. Aslında Türk literatüründe de sanırım Ünsal Özkay'ın düşünür gezer olarak çevirdiği bir kavram. Ben bu kavramla ilk karşılaştığımda aslında kendim de farkında olmadan planöz diyeyim. Çünkü aslında planörün dişilleştirilmiş versiyonu, Fransızcadan geliyor tabii. Ben de kenti bu şekilde deneyimlediğimi fark ettiğim için yüksek lisans tezimde bu konuyu ele almak istedim. Flanör'dan Flanöz'e geçiş aşaması aslında literatüre baktığımızda çok yeni. Çünkü Flanör'ün kim olduğunu anlatırken 18. 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Kentli aylak diyoruz. İşte Baudelaire'in ortaya attığı, Benjamin'in akademiye taşıdığı bir karakter. Ama Flanöz daha yeni tartışılmaya başlandı. Çünkü kadın bir aylak, kentli olmak günümüzde bile tartışılması gereken bir şey. Çünkü kentte aylakça gezmek ve bakışın öznesi olmak zor bir mesele. Çünkü kadın aslında sanat tarihinde de aynı şekilde bakışın nesnesi olarak görülmüş bir yüzyıllar boyunca. İlk flanözün erkek kılığına girmiş bir karakter olması durumu var mesela. George Sand adında bir gazeteci yazar. 1800'lerin sonlarında George Sand gazeteci olarak aslında ismini duyuruyor. Baktığımız zaman aslında yazarlık, Baudelaire'in modern hayatın ressamında bahsettiği figürün de ressam olması Flanöz'ün sanatla olan ilişkisini gösteriyor bize. Çünkü Flanör figürü kentte dolaşan, amaçsız dolaşıyor gibi görünüyor aslında. Mesela Balzac Flanör'ü ikiye ayırıyor. Böyle bir ayrım gerekli mi emin değilim. Çünkü bu ayrımlardan birinde kentte boş gezen diyor Flanör'e bir. Diğer ayrımda ise bu gezintiyi sanatsal bir üretime dönüştüren. Ama ikisi de bir arada olabilir bence. Ve benim tezde deneyimlediğim şey hem kentte boş gezip yani aylaklık olarak başlayıp bunun sonucunda da bir üretime doğru gidebilen bir flanözlük durumu da söz konusu olduğunu tezimde aslında açıklamaya çalıştım ben. Flanör flanöz olmak birazcık işte yürüyüş ve bakış üzerine. Bu da aynı zamanda fotoğrafa da gidiyoruz. Yani planör flanöz olmakla fotoğrafçı olmak arasındaki ortaklık, ikisi de sokaklarda geziyor ve seyrediyor, bakıyor. Ama planör flanöz bunu kaydetmezken fotoğrafçı bunu kaydediyor. Ben bunu işte bir yandan da kayıt altına alarak fotoğraflar ürettim. Fotoğrafları bu akademik bir çalışma olduğu için aslında birazcık
problem yaşadım. Fotoğrafları anlatmam gerekiyor mu? Daha doğrusu iletişim fakültesinde bir tez yazdığım için bu fotoğrafları birazcık daha irdelemem gerektiğini söyledi hocalar. Ama ben de benim seçtiğim alan hani sözel değil, görsel olan diyerek ve bütün bu deneyimden aslında kendime bakmak gibi bir amaç vardı. Yani dışarıya bakarak kendime dönmek. Bu nedenle benim kendime arayışım fotoğrafları da sözcüklerle değil aslında imgelere bakanın kendi deneyimini kurmasını istediğim için çok fazla anlatmak istemedim. Bunun için sadece bir takım başlıklar ortaya koydum. Onun dışında yine bunun otoetnografik ya da etnografik bir saha araştırması yaptım aslında. Yani sosyal bilimlerle güzel sanatlar tezi arasında bir tez yazdım ben. Saha araştırmasında da yazdığım notlar daha edebi bir epigraf. Siz de tezinizde kullanmıştınız epigrafları. Onlara yer verdim. Ben size fotoğraflarımı göstereceğim ekran paylaşımıyla. Ama fotoğraflar üzerine çok da bir şey söylemek istemiyorum. Sadece tezde bunlara bir takım başlıklar belirledim. Bunların altını doldurdum elbette. Bu akademik bir çalışma olduğu için bir takım felsefi metinlerden faydalandım. Çünkü hani yürümek esasında antik Yunan'dan itibaren yaratıcılığı açan bir şey olduğu için yürümek üzerine de bağ kurdum. Bakış üzerine, erkek bakışı, kadın bakışı üzerine. Ama yani benim temel meselem bu kadar sözün yanında duygulanım. Yani baktığımız zaman yine de bir takım başlıklar belirlemiştim bunlar için. Fotoğrafları gösterirken şimdi belki birkaç kavram ortaya atacağım. Ama çoğunlukla sizin duygulanımlarınızı önemsediğim için ben de. Çünkü ben de teze başlarken amacım gördüğüm şey üzerinden kendime dönmekti. O yüzden fotoğrafları sizin de o gözle bakmanızı istiyorum. Görülebiliyor değil mi fotoğraflar? Şu anda geldi, evet. Tamam. Ben geçiyorum fotoğrafları. Bunlar için belirlediğim birkaç başlık var. Aslında hepsinde bir şekilde yani bunları ben gruplandırdım tabii ki. Sistematik bir şey yapmam beklendiği için benden. Hareket, yansıma, yalnızlık ve yaklaşmak gibi birkaç tane başlık belirledim. Aslında bu başlıkların hepsi fotoğrafların hepsi birazcık hepsini içinde barındırıyor geçişken. Mesela hareket başlığı için hareketin görünür olduğu yerde fotoğrafın, görselin uçuculaştığını söyledim. Ya da yansıma mesela pek çok fotoğrafımda var. Belirsiz olma, yani bir görünür, bir yok olma ya da yaklaşmak, derine inmek, yeni bir gerçeklik aramak. Ama gerçekliğe ne kadar yakın oldukça o kadar uzaklaşıyor olmak ve kapanmayan bir mesafe. Yalnızlık meselesine baktım ki flanör, flanöz olmak aslında kent içinde yalnız olmak. Ama benim aynı zamanda yöntem olarak otoetnografiyi seçmem, yani kendime, yalnızlığıma bakmam ya da flanöz olarak sokakta yalnız dolaşmam ya da fotoğraflarda yalnız insanları, işte buradaki yalnız bir heykeli ya da yalnız bir işte nesneyi, eldiveni fotoğraflamam.
Böyle yani bu bir tez olduğu için aslında böyle bir sistematik bir başlıklandırma yaptım. Belki bunu başka bir çalışma olsaydı bu şekilde olmazdı. Ekranı kapatabildim mi acaba? Şu an hala görünüyor. Klasör görünüyor, klasör içeriği. Tamam. Şimdi kapandı. Tamam. Sonuç olarak yani tezimde kişisel bir deneyim aktarımı amaçladım ve benim evrenim görsel olan olduğu için aslında daha ziyade anlatmaktan çok göstermeyi tercih ettim. Hareket başlığında yani tezin çıktısı olarak aslında kendime dair yeni sorular sormaya başladım. Yani hareket başlığında zamanla ilişkimi sorguladım, yansıma başlığında varoluşu, yaklaşmak, derine inmekle bedenimin deneyimini ve işte hepsinin kıyısında bir yalnızlıkla alakalı bir derdim olduğunu gördüm. Yani tez benim için aslında kendime dair tam olarak bir deneyimdi ve bunun sonucunda işte kendimi bulmak için bir arayışa girdim. Böyle bir şey mümkün olması da bu çıktılar benim için bir ipucu oldu ve bir sonraki çalışmam adına bana hem otoetnografinin ne olduğunu ki bir sonraki çalışmamda muhtemelen doktora tezimde daha derin bir şekilde psikanalize doğru yürümeyi düşünüyorum. Böyle. Birazcık sonucu bağlayamadım ama fotoğraflarla beraber. Çok çok otoetnografik oldu. Son noktan yok, ne Ben güzel. de birazcık doğaçlama bir şey yapmak istedim ama. Çok gayet güzel oldu Furdan. Ben seni yüksek lisans tezinle tanımıştım. Tezin adını tekrar söyleyeyim ben. Planözün sanatı fotoğraflarla otoetnografik bir yürüyüş. O kadar şaşırmıştım ki Furdan tezini okuyunca. Çünkü hani hep işte bu bilim sanat ayrımı, hani sosyal bilimlerde bilimsel olan içinde sadece epigrafta ya da hani öyle bir süs unsuru olarak sanat yeri alırken ben öyle öğretildi bana deyip ben de öyle görüyordum. Ama senin tezin iletişim bilimleri alanında yapılan bir tez. Ve hani okuduğumda çok şaşırmıştım ve çok sevmiştim tezini. Çünkü sanat burada süs değil. Sen sanatı tamamen hani hem yöntemin içinde hem ortaya çıkarttıklarının içinde tamamen hani orada bilimsel olan da sanatsal olan neyse ikisini böyle iç içe geçirerek yüksek lisans tezinde çok sıra dışı bir şey yapmışsın bence. Ben hem seni hem danışmanını yürekten kutluyorum. Umarım doktorada da bunun devamını görürüz. Ben hani bu iki alanın aslında nasıl ayrıştırılamaz olduğunu gösterecek daha çalışmalar yapacağına inanıyorum, öyle önemli birisi olacağını. Çok içten söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Birazcık dediğiniz gibi tartışmalı bir jüri geçirdim zaten o yüzden. Yani. Sıra dışı olduğu için, Evet. alışıldık olmadığı için Bu bence. yazmatlar teziyle iletişim, sosyal bilim tezi arasında bir noktada konumlandırdıklarından dolayı. Evet. Bakalım doktoran daha tartışmalı olacak benim. Umarım. Şimdi istersen Furten, evet, ve değerli konuklar, Onur'a söz verelim. Onur görsel hikaye anlatım ve fotoğraf üzerine şimdi konuşmasını yapacak. O da resmi üzerine eğitim aldıktan sonra bir süre fotoğraf eğitimi almış. Ardından görsel sanatlar ve görsel iletişim alanında yüksek lisansını tamamlamış. Herhalde sanıyorum neden hikaye anlatırız fotoğrafta görsel hikaye anlatım üzerine kişisel notlar başlıklı çalışmasına da atıfla sanıyorum bir sunum yapacak. Evet, Onur, söz sende. Teşekkür ederim. Ben şimdi siz gelmeden önce biraz alelacele panikle başlamıştım. Kusura Ama bakma tekrar. yo, rica ederim, ne demek.
Şimdi tezim 4 bölümden oluştuğunu söylemiştim. Ben ilk bölümde aslında neden hikaye anlatırız ve oradan sonra da görsel iletişim tarihini biraz anlatıyorum ama madem fotoğraftan başlıyoruz, ben 3. bölümden başlamak istiyorum aslında. Çünkü ilk 2 bölüm mağara resimlerinden, daha sonra taş oymalarından, fiyoroglifleri, oradan alfabenin bulumuna, oradan kağıdın keşfi, matbaanın yayılması ve bilginin Rönesans döneminde çok fazla kitap basılarak dağıtılmasıyla ilgili bir şey aslında. Yani daha sonra da fotoğrafın keşfiyle başlıyorum ve fotoğraftaki özellikle 70'lerdeki ve 80'lerdeki güncel trendler üzerine ama hikaye anlatımı bağlamında. Bu noktada şimdi fotoğraf ve hikaye anlatımı diyoruz ama fotoğrafın hikaye anlatabilir mi? Anlatamaz mı? Biraz bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü ben de bunu üç noktada irdeliyorum. Bir tanesi tekil fotoğraflar, seri halindeki fotoğraflar, birbirini takip eden, lineer ya da non-lineer bir anlatımı olan fotoğraflar. Ve fotoğraf ve metin birlikteliği. Çünkü hikaye dediğimizde en güçlü elimizdeki araç hala metin. Çünkü ne fotoğraf ne sinema, edebiyatın ve daha doğrusu yazılı metnin betimleme ve atmosferi aktarma gücüne ulaşması mümkün değil. Ben şöyle ekran paylaşımı yapıp oradan devam edeyim. Görebiliyor musunuz? Şu an görünüyor, evet. Şimdi fotoğraf keşfinden günümüze tabii yani çok fazla değişim geldi, özellikle anlatım biçimlerinde. Bu da hikaye anlatımının ne kadar değiştiğini, çeşitlendiğini zaten biliyoruz. Hayatımızda hiç olmadığı kadar yer ediyor fotoğraf. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle basılı medyada çok daha fazla yer alması, Kodak gibi firmaların tabii ki de İkinci Dünya Savaşı'ndan çok önce ama fotoğraf makinesini bir her gün objesi olarak herkesin evinde bulunabilecek bir noktaya getirmesi gibi fotojurnalizmde çok hızlı bir gelişim yaşadı. Ve şu anki kolektif hafızamızın en önemli noktaları bazı fotoğrafçıların fotoğrafları. Burada tabii ki de bir fotoğraf tarihçisi değilim ya da bir tarih özeti yapmak istemiyorum ama bazı fotoğraflar var tabii ki de burada. Seçilebilecek binlerce fotoğraf arasından. Bunların hepsi tarih boyunca çok hatırlanmış. Medyada yer almasıyla ki medyada derken aslında popüler kültürde de bir noktada. Yani şu fotoğrafı birçok albüm kapağında da görebiliyoruz. Kennedy'nin daha önce hiçbir fotoğraf medyada bu kadar etkili olmadı diye andığı bir fotoğraf bu. Kendini yakan bir Budist rahibin fotoğrafı. Saigon, Vietnam'da. Vietnam hükümetinin o dönemki politikalarını protesto etmek için kendini canlı canlı yakmıştı. Bu da 1967'den Mark Ribon'un bir lise öğrencisinin ulusal muhafızlar karşısındaki dikilişini gösteriyor. Aynı zamanda Vietnam Savaşı protestosuydu. Yine hepimizin bildiği napalm saldırısı yine Vietnam'dan ve çok ünlü Tiananmen Meydanı'ndaki tek kişilik protesto. Yine Kevin Parker'ın daha sonra intiharına da yol açan aç çocuk ve akrobat fotoğrafı. Bunun gibi fotoğraflar hala üretiliyor. Hiç üretilmediği kadar çok fazla üretiliyor. Ama eskisi kadar etkili mi yoksa birçok imge bombardımanı da boğuluyorlar mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Fotoğraf olduğum olası bana çok biraz gizemli bir alan gibi gelmişti. Yani ortada bir hikaye anlatımından bahsediyoruz ama hikaye bazı şeyleri, bazı noktaları beraberinde getiriyor. Bir giriş, bir gelişme, bir sonuç. Bir lineer ya da non-lineer olsa da bir zaman atlaması, zaman atlaması bir süreç gerekiyor. Ama fotoğraf, özellikle tekil fotoğraflar bize bu konuda pek fazla yardımcı olmuyorlar. Çünkü tek bir fotoğrafa baktığımız zaman fotoğrafın öncesi ve sonrasıyla dahil, sonrasına dair herhangi bir bilgi sahibi olmuyoruz. Bundan örnekle her ne kadar kurgusal olsa da, bu arada ben bu sunumu kurgusal ya da belgesel olarak ayırmayacağım. Burada Gregory Crewson'un bir fotoğrafını görüyoruz. Tamamıyla kurgusal bir fotoğraf. Ve John Esrol fotoğrafı diyor ki yani biz burada boşlukları doldurmak zorundayız. Orada ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ve kendi hikayelerimizle bunu ancak geliştirebiliriz. Yine aynı şekilde Crewson'dan bir başka fotoğraf. Bunlar tamamıyla kurgusal fotoğraflar. Şimdi fotoğrafın kısıtlamalarını
gelince şöyle ki yani resimde aslında belki heykelde her ne kadar üç boyutlu olsa da ve illüstrasyonda bu kısıtlama yani belirli bir zaman akışı içerisinde olan şeyleri anlatamam o durumu. Fotoğrafta tabii ki de söz konusu. Sinema gibi belirli imgelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir anlatı da kurulabilir. Ama bu anlatının sürekli bağlamı değiştireceği için kurguyla ve yaklaşımla sürekli bağlamı değiştireceği için tabii ki de nesnel bir gerçeklikten bahsedemiyoruz ama anlatılanın biz anlatıcı olarak nasıl algıladığımız sürekli manipüle edilebilecek bir durumda. O yüzden hem fotoğraf hem video sinema birçok popüler kültürde reklamda çok fazla kullanılıyor. 1950 yapımı Kurosawa'nın Rashomon filmi örneğini vermek istiyorum. Bunun şu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii ki de dönemine göre şu anda birçok örneğini görebiliyoruz bu anlatının ama belirli bir olayın farklı kişiler tarafından anlatılması ve izleyicinin bunu nasıl algıladığına dair önemli bir örnek. Burada bir cinayet etrafında gelişen olayları tek tek cinayete tanık olduğunu iddia eden ve tanık olanlar tarafından görüyoruz. Ama film boyunca neyin doğru neyin gerçek olduğuna asla karar veremiyoruz. Ve bu da o dönemden beri Rashomon etkisi olarak adlandırılıyor. Bir başka örnek de daha yakın tarihten 2012 yapımı bir belgesel, The Imposter diye bir belgesel. Şöyle ki belgesel gerçekle yalanın demek istiyor. Gerçekle yalanın biraz sınırlarında geziyor. Çünkü gördüğümüz karakter Frederick Borden. Kendisi filme çok tat kaçırıcı detay vermeyeceğim ama film boyunca gözümüzün içine bakarak hikayesini anlatan birisi. Her ne kadar filmdeki diğer röportajlar çok daha konvansiyonel standart röportaj formlarında yapılmış olsa da film boyunca gözümüzün içine bakan tek karakter Borden. Bu noktada anlatılanların ne kadar doğru, ne kadar gerçek olduğunu konunun bağlamı filmin başında anlatılsa bile bizi hep muallakta bırakıyor. Burada kurgu ve daha doğrusu birbiri ardına gelmiş imgelerin izleyici algısını ne kadar değiştireceği üzerine Kuleshov efekt. Lev Kuleshov'un 1918'de çektiği bir filmden bir kare görüyorsunuz burada. Bu şunu şöyle özetleyebilirim. Birbiri ardına gelen imgelerin değişmese bile sıralanmasıyla izleyicinin algısında farklı etkiler yaratabileceğini iddia ediyor. Burada gördüğümüz gibi 3 sıra fotoğraf, 3 sıra kareler görüyoruz. Adamı gördüğümüz tüm kareleri aynı. Yalnızca ortadaki kareler değişmiş. İlkinde bir yemek, ikincisinde belki tabutta bir çocuk, üçüncüsünde bir genç kadın görüyoruz. Her sırada bu kişinin ne ifadesi ne de fotoğrafı değişmese bile ortadaki karelerle algımız tamamen değişiyor. Bunu Alfred Hitchcock şöyle bir CBC belgeselinde, A Talk with Hitchcock 1964 yılında şöyle açıklıyordu. Ben diyor buradaki ilk kareye baktığım, daha doğrusu şöyle bunları sıra sıra görüyoruz. Bu şekilde görmüyoruz filmde. Önce Hitchcock'u görüyoruz, ardından bir bebekle oynayan bir kadını görüyoruz. Sonra aynı ifadeyi görüyoruz neredeyse. İkinci karede tekrar Hitchcock'u gördüğüm zaman bu sefer Hitchcock bikinili bir kadına bakıyor ve yine aynı ifadeyi görüyoruz. Buradaki kişinin bu ortadaki iki kareye bakarken ki algısını ve niyetinden tam olarak emin olamıyoruz. Hitchcock diyor ki ilk fotoğrafta ki gördüğünüz yaşlı adam son derece şefkatli bir ilgisiyken ikincisi daha tekinsiz, belki kendi tabiriyle sapıkça bir yaklaşım içerisinde olabiliyor. Şimdi fotoğrafın edebiyatta ya da yazılı anlatıda olduğu gibi lineer ya da laniner yani doğrusal ya da doğrusal olmayan bir şekilde ilerlediği seriler görebiliyoruz ama tekil fotoğraftan bahsettiğimiz zaman biraz önce dediğim gibi şöyle örnek vereyim. Alex Ott'un söylediği gibi yani bu sadece sahnenin belki 500'de biri ne giriş ne gelişme ne sonuç bilmiyoruz. Orayla dair hiçbir fikrimiz yok. Ancak ona bakarak hem kendi bilgilerimizden hem de tarihsel bazı bilgilere sahip olduğumuz için ortaya bir bağlam koyabiliyoruz.
Bu fotoğrafın 2001 yılında 11 Eylül'de çekildiğini bilmesek bile, belki buradaki Manhattan görünümünden dolayı burada ne olduğunu bilebiliriz ama bu insanlarla ilgili hiçbir hikaye yapışı, hiçbir anlatı göremiyoruz. Çekil fotoğrafın bu noktada böyle bir handikapı oluyor ama bana kalırsa fotoğrafın gücünün buradan geldiği de çok aşikar. Çünkü bir hikaye önermektense izleyicinin algısında birçok farklı hikayeyi ortaya çıkartabiliyor. Yani fotoğraf hikaye anlatamıyor ama hikayeler önerebiliyor. Bu da tekil imgenin hala çok güçlü olduğunu bir kanıtı bence. Fotoğraf ve anlatı konusuna geldiğimiz zamansa şöyle bir şey var. Yani 1962 Chris Marker'ın La Jete filmi bir post-apokaliptik evrende geçen bir bilim kurgu aslında. Ve tamamen durağan imgelerden oluşuyor. Belki slideshow diyebiliriz günümüzdeki gibi. Aynı zamanda kitap olarak da yayınlanmış bir sine roman. Tabi yıllar sonra 1992 yılında birbiri ardına gelen imgeleri görüyoruz burada ve bir doğrusal hikaye anlatımı var. Birbiri ardına gelen imgeler demişken yalnızca fotoğraf serileri olur. Fotoğraf serileri anlamında değil, bir noktada bir arada sunulmuş fotoğrafları da düşünebiliriz. Burada Duane Mitchell's'ın Chance Meeting diye bir eserini görüyoruz. Aynı şekilde kendisi birçok çalışmasında fotoğrafları birbiri ardına sıralayarak tek bir bağlam oluşturabiliyor. Ama o döneme göre tabii ki de bazı eleştirilerle karşılaşıyor. Çünkü bu fotoğraflarda bir karar anı yok. Bir süreç var. Kendisi diyor ki ölümü fotoğraflamanın birçok yolu var. Gidip bir cesedi çekebilirim ya da bir cenaze evini çekebilirim. Ama ben burada ölmenin ne demek olduğunu merak ettiğim için bunu yaptım diyor. Şimdi bu yatay düzlemde çok iyi bir örnek değil ama biraz büyütmeye çalışayım. Yaşlı Hanım'a gelen ölüm bu serinin ismi. Günümüzden bakınca tabii çok sıradan bir yaklaşım olarak görülebilir ama 1969 için oldukça sıra dışı. Şimdi fotoğrafın metinle birlikte işbirliği dersek de şimdi bazı noktalar tamamıyla fotoğrafı bir metnin yardımcısı olarak kullanırken bazıları da sadece bir başlık ya da altındaki kısa bir anekdotla fotoğrafın bağlamını kurmak anlamında çok işe yaradığını düşünüyorum. Philip Lorca di Corsia'nın Hustler serisinden bu. 1990 ve 92 arasında yaptığı. Şimdi fotoğrafların altında fotoğrafların başlığında bir kişinin ismini, genç bir erkeğin ismini, yaşını, fotoğrafın nerede çekildiğini ve bir miktar para görüyoruz. Çünkü bu seri şununla alakalı. Hollywood'a o büyük hayallerle gitmiş ama bir şekilde Hollywood'da kaybolmuş erkeklerin seks işçisi erkeklerin fotoğraflarını çekiyor ve onlarla buluştuğu zaman onlara bu hizmet karşılığında aldıkları parayı ödeyerek parayı da buraya yazıyor. Ve bunları tamamıyla bir Hollywood estetiğiyle çekmesi bence çok etkili. Bu noktada metin yalnızca bir başlık ve anekdot olarak konunun bağlamına çok katkı sunduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Jim Goldberg'in Duane Mitchell'ın yaptıklarına benzer olarak doğrudan fotoğrafın üzerine yazıyla bazı şeyleri ifade etmiş. Buradaki yazı Rich and Poor serisinden bu, Zengin ve Fakir serisinden. Fotoğrafları çektikten sonra oradaki aile üyelerine ya da bireylere kendi el yazılarıyla fotoğrafın üzerine yazılar yazmasını istiyor. Burada da bir aile görüyoruz. 1979'da San Francisco'da çekilmiş. Fotoğrafın üzerinde de bu fotoğraf üç silahşörler gibi çok duygusal ve birbirine bağlı bir aile olduğumuzu gösteriyor. Fakirlik berbat ama bu bizi birbirimize yakınlaştırıyor demiş. İki ayrı yazı var sanırım, bir çocuk ya da ebeveynlerden biri yazdı, bilmiyorum. Yine çok benzeyen, yine Brian Nichols'ın fotoğraflarından, fotoğraflarından biri. Bu fotoğraf benim kanıtım yazmış üzerine. Başlıkta gördüğünüz üzere. Altta da şu yazıyor. Şuradan okuyayım, daha kolay olacak. Bu fotoğraf benim kanıtım. O akşamüstü her şey yolundayken bana sarıldı ve çok mutluyduk. Bu gerçekten oldu. Beni sevdi. Bakın kendiniz görün demiş.
1967 bunun da tarihi. Yine fotoğraf ve metin deyince akla gelen bir farklı yaklaşım da Barbara Kruger. Tabii çok fazla yaklaşım var. Ben hepsinden birer tane örnek seçmeye çalıştım. Barbara Kruger da bir grafik kökenli birisi olarak biraz daha roller, cinsiyet politikaları, popüler kültür ve medya üzerine çalışmalar yapıyor ve doğrudan fotoğrafların üzerine metinler yazarak bunu yapıyor. Buradaki Your Body is a Battleground, bedenin bir savaş alanıdır yazmış. Tabii ki de medya ile ilgili çok fazla şeyleri var. Politik bir figür kendisi. Ve bu fotoğraflar aslında silk screen, yani serigrafi baskıyla yapılmış fotoğraflar. 1989 tarihli. Cinsiyet rolleri ve roller deyince akla gelen bir sonraki isim tabii ki de Cindy Sherman. Untitled Film Stills'den. Kendisi diyor ilgilendiğim şeyler hikayeler değil, yalnızca rollerdir diyor. Aynı şekilde Lee Bolin, Yasumura, Yasumasa Morimura gibi isimler de 70'lerde bu tarz üretimler yapıyorlar. Bunun dışında hep bir şekilde fotoğraf ve gerçeklik bahseden ifadeler de kullanıyoruz ama sürekli. Christina De Midel ya da Jeff Wall gibi isimler gerçekliğe tamamen sırtını dönen isimler. Örneğin Jeff Wall'un fotoğraflarında karşılaştığı bazı anları sonradan tamamen kurgusal olarak fotoğraflayan birisi. Christina De Midel de aynı şekilde The Afronaut serisinde tamamıyla gerçek olmayan, tamamıyla kurgusal bir evren yaratıyor. Şimdi 21. yüzyılda fotoğrafın çok fazla artık kontrol edemeyecek bir biçimde önümüze düştüğünü varsayıyoruz ama yine de aslında temsil edilenin de bir temsili haline gelmiş ifadeler var. Şimdi bu örnekleri çeşitlendirmek mümkün ama ben buradan kendi hikayeme dönüp otoetnografiye nasıl bir bağ kuracağım? Bu tezde niye böyle derseniz, en başta söylemiştim, Sabancı Üniversitesi önce bir proje istiyor ve sizden bir proje metni istiyordu. Bu noktada yalnızca teorik ya da tarihsel bir bağlamda kalmanız mümkün değil. Kendinizden bahsetmeniz gerekiyor. Ve benim için de açıkçası biraz problemli bir durumdu. Daha önce tez yazmadım. Daha önce metinden kaçan bir bağım vardı. O yüzden akademide sanat metni nasıldır? Bunu biraz hem merak ediyorum da çözemiyordum açıkçası teknik olarak da. Ve biraz istemiyor da olsa kendi yaptıklarımdan bahsetmem gerektiğini düşündüm. Bitirme projem Ida B. Dağ'ın hikayesi projesiydi. Ama ondan öncesinde fotoğrafta neler yaptım ben kısaca onlardan bahsedeceğim. Ve burayı tez dışında konuşacağım. Fotoğrafı ilk ciddiye aldığım zaman aslında bir lise zamanlarıma denk geliyor. Babamın bana hediye ettiği bir fotoğraf makinesiyle lise 2'de ben artık işte üniversite sınavına bu ciddiyette hazırlanmayacağım. Ben resim bölümünde okumak isteyeceğim deyince üzerime bir tembellik gelmişti. O tembellikle beraber her gün oradaki lise hayatımı bir şekilde fotoğraflıyordum. Ve ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Sadece bazı anları kaydetmekten, biriktirmekten ibaretti. Çocukluğumdan beri biriktirmeyi seviyordum. Evde çoğu zaman yalnız kalan bir çocuktum. Ailemin işleri çok yakındı, aynı binadaydı. O yüzden annem sık sık gelip işte dergiler, kitaplar bana yığıp bol bol da televizyon izliyordum. O yüzden şimdiki beğenilerimi o dönemki annemin getirdiği dergiler ve televizyondan izlediğim gün boyunca özellikle 70'ler ve 80'lerde yapılan Amerikan filmlerini şekillendirdiğini düşünüyorum. O dönemde ulaşamıyorum şuna, pardon. Liseye dönersem dediğim gibi yani belirli bir atmosfer yaratma amacı görüyorum bunlarda. Çünkü bu fotoğrafları ben hiçbir zaman bir fotoğraf projesi ya da fotoğraf projesinin ne olduğunu bile bilmeden başladım aslında. Sadece arkadaşlarımı bazı sinematik atmosferlerde yansıtmaktı amacım. Yani sadece biraz anı toplamaktan ibaret. Ama 8 yıl sonra dönüp bunlara baktığım zaman burada bir fotoğrafik günlük olduğunu farkına vardım ve fotoğrafları tekrar değerlendirdim. Yani geriye de çok bir şey kalmıyor aslında o günlerden beri. Yani çocuksu hayaller, lisenin son yılları.
Daha sonra üniversiteye girdiğimde fotoğraf daha fazla hayatıma yer etmeye başladı açıkçası. Yani resim gibi çok zaman alan bir şey değildi ve ben sabırsız hissediyordum kendimi. Bir yandan resim yaparken okulla bağımı da gitgide koparıyordum. Ve daha fazla fotoğraf çektiğimin farkına vardım. Bazı geceleri böyle küçük sekanslar halinde fotoğraflamak istiyordum. Herhangi bir bağlamı ya da bir kavramı olmadan o gece neler olduğuna dair bazı fotoğraflar çekiyordum. Bu seri hali belli bir zaman sonra biraz yavan gelmeye başlamıştı. Çok tekrar ediyordu birbirini ve anlamsız geliyordu. Bunu da bir kenara bırakıp sadece fotoğraf çekmeye başladım. Yakın çevremin, o dönem yaşadığım hayatın fotoğraflarını çekiyordum. Ve bunun bir günlük olduğunu çok sonradan öğrendim. Yani fotoğrafik günlük ya da kişisel belgeleme gibi alanlardan haberim yoktu. Ve fotoğrafı teknik olarak da teknikten kastım işte yani en temel fotoğraf bilgilerini o zaman edinmiştim. Bir dönem İstanbul'a çalışmaya gitmiştim. O zaman da hayatımda bazı değişiklikler vardı. İşte üniversitede 3. sınıfa geçmek, işte 20'li yaşların ortasına doğru gelmekle beraber o fotoğraf çekme isteği, biriktirme isteği içimde devam ediyordu. Ve İstanbul'da bazı geceleri fotoğraflamaya başladım. İşten çıkıp başka bir yere gidip orada bir bira içip oradan eve gitmek gibi. Sonra bunlar gitgide artmaya başladı. Ben de yakın çevremin fotoğraflarını çekmeye başladım. Başta çok kalabalık başlamıştı. Birçok insan vardı ama sonra bir genç kadın ve bir kedinin hikayesine döndü diyebilirim bu. Burada doğrusal bir anlatım yok. Sadece 2009'dan 2012'ye kadar çektiğim bazı fotoğraflar var. O dönemde nelerle karşılaşacağımı herhangi bir şekilde tahayyül etmiyordum. Bunların ne olduğunu da düşünmüyordum. Fotoğraf ve etik üzerine de hiçbir zaman düşünmemiştim. Çünkü fotoğraflarını çektiğim her insan zaten arkadaşım, zaten bilim insanlardı. Ama daha sonra şunda bir değişim oldu. Bir yıl İtalya'da kaldım, Floransa'da. Şimdi bu fotoğraflarda herkesi tanırken, her ne kadar görece büyük bir fotoğraf makinesi kullansam da şimdiki gibi kompakt bir makine kullanmıyordum. Herkes fotoğraf çekmeme alışkındı. Kimse sorgulamıyordu. Kimse makineyi gördüğü zaman davranışında ya da söyleminde herhangi bir değişim olmuyordu. Bu alışmışlık içerisinde açıkçası çok rahattı. Herkese istediğim an bir şekilde fotoğrafını çekebiliyordum. Ama fotoğrafın ne olduğuna dair ve benimle ilişkisine dair ilk düşüncem açıkçası Floransa'da gelişti. Çünkü daha önce yaptıklarımın tam tersine bir şey yapmam gerekiyordu. Her tanıdığım insanların fotoğrafını çekerken bu sefer tam tersini bir şehirde kimseyi tanımayarak sokaklarda geziyordum. Fotoğraf makinemi satmıştım. 2 yıl boyunca fotoğraf çekmemiştim. Ve oraya bir yıllık bir fotoğraf eğitimi almaya gidiyordum. Teknik ve teorik dersleri ilk yıla atlayıp 2. sınıftan başlamıştım. O yüzden doğrudan fotoğraf projeleri yapmamız istenmişti. Fulde'nin tezini biraz önce bahsettiği gibi aslında yürümek bu noktada benim en temel aracım olmuştu. Çünkü şehri bilmiyordum. Şehri keşfetmem gerekiyordu. Oraya alışmam gerekiyordu. Bir yandan da sokak fotoğrafçılığını da ilk defa deniyordum. Biraz önce söylediğim gibi yani hiç tanımadığım insanlara bir şekilde o kamerayı yönlendirmek beni çok rahatsız etmişti. Sürekli sorguladım ne yapacağım ben bunları, ne anlatacağım? Ben burada Floransa'yı mı fotoğraflıyorum, ne amaçlıyorum gibi. Daha sonra amaçladığım tek şeyin kendi Floransa'mı yaratmak olduğunu düşündüm. Çok da aslında kavramsal olarak büyütülecek şeyler yok. Canın sıkılıyor, yürümeye çıkıyorsun ve fotoğraf biriktiriyorsun. Belli bir zaman sonra bu fotoğraflar da bir araya gelip belirli bir bağlamda buluşuyor. Anlatacak bir başka hikaye çıkıyor, o kadar. Çünkü niyetim Floransa'nın nasıl bir şehir olduğunu fotoğraflamak değildi. Bu noktada bu fotoğraflar herhangi bir şehirden de olabilir. Orada yabancılara ve yaklaşımdan bahsetmişken birkaç defa başıma gelen bir şey vardı. Fotoğraf mı çekiyorsun, neden çekiyorsun? Tabii ki de Floransa'da fotoğraf çekmek başka bir şey. Ya da aklıma Bruce Gilden'ın fotoğrafları geliyor. New York'ta Times Meydanı'nda çektiği ki onları çok saldırgan buluyorum. Son yıllarda da böyle fotoğrafların çok fazla çekildiğini düşünüyorum. Yani fotoğrafı çekilen kişilerin kişisel alanına çok fazla girmek, suratlarına flaş patlatmak, onların alanlarını işgal etmek gibi. O yüzden bir başka seri de aslında yine diğerleriyle aynı gibi gözükse de
Bu sefer sadece Floransa'nın ortasından geçen Arno Nehri etrafında gelişen, okuldan eve dönerken çektiğim ve bu sefer amaçlayarak çektiğim. Evet, yabancıların fotoğrafını çekeceğim. Bu formatta çekeceğim ve nehir kıyısında olacakları dediğim bir dönemde. Arno Nehri şehrin kimliğini tanımak açısından önemliydi. Çünkü yılda 12 milyon turistin geldiği, birçok mültecinin yaşadığı bir kent. Ve bu nehir üzerindeki köprüler aslında bir buluşma noktası istemsizce. Çok farklı seviyeden insanları, şehrin insani kimliğini anlamanın bir yoluydu benim için aslında. Yine yabancılarla kurduğum ilişki bağlamında oradaki bir bitirme projesi olarak Maloik diye bir seri yapmak istemiştim. Çünkü Floransa'ya gitmeden önce oranın nasıl bir yer olduğunu çok fazla, tamam tabii ki de bilmiyorum, deneyimlemedim şehri ama orayla ilgili beni ne çekebilecek, onlara bakıyordum. Ve orada yalnızlığı çoğu zaman isteyerek, çoğu zaman istemeyerek yalnız olduğum bir şehirdi. Ve o dönemki hayatımdaki bazı sağlık problemleri, bazı ailevi problemlerin yansıdığını görüyordum oradaki hayatıma. Ben de ne bana en yakın, onu düşündüm. Yani neyi özlüyordum? Birincisi arkadaşlarım ve ailemi özlüyordum. Arkadaşlarımla en ortak noktam neydi benim? Aslında müzikti. Şu anda hayatımda olan birçok yakın arkadaşımla ben metal müzik sayesinde bu kadar yakınım. En çok konuştuğumuz şey buydu. Ve heavy metalin evrensel bir kültür olduğunu tabii ki her yerde söyleniyor ama Floransa'da var mı böyle bir insanlar? Ben gittiğim zaman kendimi nerede en çok evde hissederim diye düşündüğümde bazı pubları buldum. Bu pub'lardaki insanlarla tek tek tanıştım ve onların fotoğraflarını çektim. Ancak bu fotoğraflarda şöyle bir teknik farklılık vardı. Kullandığım makine sebebiyle hem biçimsel hem de içeriksel bir fark olmuştu. Birincisi bu insanlarla zaman geçirmem gerekiyordu. En az 20 dakika sürecek bir çekim. Onlarla sohbet etmem, isimlerini, hikayelerini öğrenmem ve bir noktada röportaj yapmam gerekiyordu. Bunu nasıl yapılacağını bilmiyordum. Bu insanlara nasıl ulaşacağımı da bilmiyordum. Okuldan bir hocam Simone bir ilan yapmamı söyledi. Yani bazı barlara, işte müzik dükkanlarına bunu yapıştırırsan fotoğrafını çekecek insanları kolayca bulursun ama bunu reddettim. Çünkü önce bu insanlara tanışıp ondan sonra niyetimi onlara söylemem lazımdı. Birincisi fotoğraf çekme amacı olmamalıydı. O yüzden fotoğraf çekme amacını ben deneyim yaşamaktan her zaman daha geri plana itiyorum. Yani fotoğrafı amaçlamak değil, fotoğrafı bir amaçta, bir deneyim amacında araç olarak kullanmaktan. Hepsini tek tek buldum çeşitli zamanlarda. Orta format bir makine ve Polaroid bag kullanıyordum. Yani fotoğrafları orada kendileri de görebiliyorlardı. Ama o Polaroid'in getirdiği biraz kirli atmosferin de bu müzikle de bağlantılı olduğunu düşünmüştüm. Hem de bu teknik onları biraz daha bana yakın kılıyordu. Çünkü öyle bir makineyi, öyle bir tekniği gördükleri zaman daha farklı yaklaşıyorlardı. Mesela Giulio diye bir dövmeci bu. Baştan fotoğrafını çekmek istediğimi söylediğim zaman benimle bayağı bir dalga geçmişti. İşte oradan komik gözlükler çıkarttı. Benim fotoğrafımı çekeceksin. Nerede telefonun gibi. Daha sonra makineyi çıkarttı da beni ciddiye aldı. Ha dedim, bu benimle biraz vakit geçirecek, sohbet edecek herhalde. Yani fotoğrafını çektiğim kişiyle kurduğum bağı fotoğraftan daha fazla önemsiyorum açıkçası. Çünkü geriye sadece o kalıyor. Bu fotoğrafları sunduktan sonra onlar artık benim olmuyor. Bu seriye başlarken de amacım Türkiye'ye döndükten sonra da devam etmek. Oradan da Orta Doğu'ya gitmek. Ve farklı coğrafyalardaki bu alt kültürü aslında irdelemekti ama yapamadım. Belki ileride. Bir de böylesine çekimlerde şöyle bir samimiyet doğuyor. Mesela bu ailenin ilk birlikte çektirdikleri fotoğrafı. Şu anda kocaman oldu bu bebek. Ve bu çok üçünü... Ses yok. Bende mi ses yok? Yo, Onur, normal. Ha, ses... ha, tamam. Şimdi de tezde
tüm bunlardan, çok kısa oluyor tabii bunlardan bahsettik çok hızlıca ama yine kendimden yola çıkarak tam da bu pub'da otururken yani bana evi anımsatacak şey olarak müziği görmüştüm ben. Burada da aynı müziği dinlediğimiz insanlarla bir araya gelip sohbet etmenin ortak kolektif bir bilinç yaratacağı, yani karşılıklı anlatacağımız hikayelerle. Ki bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum çünkü o insanlarla hala görüşüyorum. Hepsiyle olmasa da hala deneyimlerinden faydalanabiliyorum. Daha sonra döndüğüm zaman orada, daha doğrusu dönmeden evi düşünürken benim evim neresi diye, nerede rahat ediyorum. Ben Çanakkale'liyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Babam Küçükkuyu'lu Kaz Dağları'nda Bahçedere'de bir köyden. Küçükkuyu ve Kaz Dağları benim için işte çocukluğumdan beri çok gittiğim, bir noktada da sıkıldığım bir yerde aslında. Yani işte bayram zamanı götürüldüğümüz ve gitmekten çoğu zaman imtina ettiğim ama coğrafya olarak da çok sevdiğim bir yerde. Bir gün bir telefon almıştım ve o telefonda bir akrabam beni aramıştı ve tam o anda onun nerede olduğunu hayal etmiştim. Ve bir anda orada olmak istedim. Ve döndükten sonra dedim ki ben evet gideyim oraya. Bakayım ne var orada. Orayı tekrar deneyimlemek mümkün mü? Ama bu şöyle bir tehlike barındırıyordu. İlk defa bir fotoğraf projesi yapacağım ve bir yere fotoğraf çekme amacıyla gideceğim. Ve bunu yüksek lisansımda bitirme tezi olarak kullanacağım. Ve nasıl bir yaklaşımım olması gerekiyor? Birincisi şu zamana kadar yaptığım her şeyden biraz sıyrılmak istedim. Şu noktada sıyrılmak. Çok fazla fotoğraf çekmeye başlamıştım ve çok hızlı fotoğraf hem üretiyor hem de tüketiyordum. Bu tabii ki de teknik olarak gelen bir durumdu. Çünkü kompakt bir makine kullanıyordum. Sokak fotoğrafı daha fazla fotoğraf çekmemi sağlıyordu. Çok hızlanıyordum. Burada yine tıpkı Maloid'de olduğu gibi daha durağan anlara yönelmek istedim. Bu sayede bunun meditatif bir süreç olduğunu da düşünüyordum. Ve kullandığım teknikte ilk defa kullanacaktım aslında. Şu anda da imkansız ama o dönem için birkaç lens, işte nasıl bir fotoğraf makinesiyle yapacağım diye karar verdiğimde bir bütçe çıkarttım ve bu bütçe beni aşıyordu. Hala aşıyor dijitalde. Bu fotoğrafların hepsi analog çünkü soranlar oluyor. Baştan o yüzden söyleyeceğim. Tezde herhangi bir şekilde bir teknikten bahsetmiyorum. Her bir fotoğrafı tek tripodun üzerinde çekmem gerekiyordu. Ve bir şekilde yine bir zamanı ve düşünme sürecine ihtiyacım vardı. Bu serinin şekillenmesi de şimdi Kaz Dağları ile ilgili bir fotoğraf projesi yapmak denildiği zaman yani insan ve doğa bağlamında bunu, insan ve doğa ilişkisi bağlamında değerlendirdim ama buna belgesel, her ne kadar belgesel fotoğraflar olsa da doğrudan bir belgesel anlatı kurmak gibi bir amacım yoktu. Akıldan önce duygulara hitap etmek istiyordum. Bunu yaptığım bazı videolarda da öyle yapıyordum. Yani temelinde bir bağlam kurmak değildi amacım. Bu noktada belki metinsel değil ama belki şiirsel diyebiliriz. Çünkü birbiri ardına takip eden bir seri olmasa da ki hala devam ediyorum bunları çekmeye. Bir noktada da şu bağlamı kurmam gerekiyor. Misafir, yani misafir orayı ziyaret eden birisi olarak bir fotoğrafçı kimliğiyle gitmemem gerekiyordu. Çünkü zaten orası doğup büyüdüğüm yerler. Yabancı olduğum bir yer değil ama tekrar keşfetmek istediğim bir yer. Özellikle de 2017'de başlamıştım buna. O günden beri daha çok gündemde olan Kaz Dağları'ndaki hem ekolojik mücadele, çok daha eskiye dayanıyor tabii ama dönem dönem gündeme geliyor. Ve ben bu fotoğraflarla bu süreci belgelemek ya da oranın coğrafi ya da sosyal ya da politik durumuna göre bir çıkarım yapmak gibi bir amacım yoktu. Tamamıyla kişisel kalıp kendimi bir kenara çekip başlangıç noktası kişisel olabilir ama devamında kendimden yola çıkıp toplumsallaşmak demeyeceğim ama kendimden yola çıkan bu bağlamı nasıl genişleteceğim konusunda hala çok fazla fikir sahibi değilim. Gene yürümeyle başladı biraz. Oraya gittim, dedim ne yapacağım ben? Bir senem var, bir sene içerisinde ne yapabilirim? Nasıl bir teknik dil oluşturabilirim? Birincisi dediğim gibi lineer olmayacaktı. Belgesel yaklaşımından biraz uzak olmalıydı ve kişisel olmalıydı. Kişisel olan derken biraz çekiniyorum çünkü kişisel olanın ne kadar kişisel olduğu, yani kişiselliğin sınırlarını ben açıkçası çok fazla bilmiyorum. O yüzden çok fazla soru soruyorum zaten. Yürürken çoğu zaman fotoğraf makinesiyle yürümedim. Gittiğim köylerde ki zaten yine kendi tanıdıklarımdan başladım. Çünkü önce bir nokta bulup o noktanın etrafında çizdiğim çerçeveyi
sürekli genişletmem gerekiyordu. Ve bazı kavramsal noktalarda açıkçası not almadım. Yani işte burada bir doğa tahribatı var ve ben bu tahribatı gösterecek miyim? Göstereceksem ne kadar göstereceğim? Portrelerde nasıl bir yaklaşım kuracağım? Tabii kolay olarak tanıdığım insanlardan başladım. Orayı yavaş yavaş keşfetmeye başladım. Fotoğraf çekmeye hiç çıkmadım mesela. Bugün fotoğraf çekmeliyim deyip çıkmadım. Bir şekilde işte enişte şurada bir tepe var, beni götürür müsün deyip onlarla vakit geçirip oradan çıkan ne varsa onları kullandım. Gün içerisinde çekimleri yapıp akşam evde kurduğum küçük ilkel bir karanlık odada filmleri yıkayıp ertesi günde tarıyordum. O yüzden bu yavaşlık açıkçası bana çok iyi geldi. Çünkü çok fazla hız var. Hem üreten olarak hem tüketen olarak çok fazla hızlı üretiyoruz, tüketiyoruz. Ve bir şeyi yaparken de çok az düşündüğümü fark ettim yani. Ama bunlar tabii ki de uzun süre bir fotoğraf çekmeyip başlayınca teknik hataları da beraberinde getirdi. Sürekli fotoğraf makinesi bana biraz daha sakin ol diyor gibi geliyordu yani. Çok fazla tüketiyorsun, çok fazla üretiyorsun, gerek yok. Sunum başka bir şey tabii ki de. Görsel dil olarak da ben doğal ışığı kullanacaktım tamamen. Doğal ışığı kullanırken de Sven Nix'in, sinematograf görüntü yönetmeni Sven Nix'in çalışmaları aslında biraz referans oldu bana. Özellikle Bergman dönemindeki doğal ışığı kullanımı ve biraz daha kontrastla kontrastsız arasındaki bu nasıl diyeyim, görsel yaklaşım. Bu birinci bölüm sadece aslında kıyıda geçen, dağın öbür tarafına daha henüz aşmadım. Çok fazla fırsatım olmadı. Araya pandeminin girmesi de çok yavaşlattı tabii ki de. Floransa örneğindeki gibi bu fotoğrafların doğrudan Kaz Dağları'na ait olmasının da bir önemi yoktu aslında. Yani bunlar dünyanın başka bir coğrafyasından olan fotoğraflardı ama benim ilgilendiğim ilk nokta benim oradaki yaşadığım deneyimi aktarmak değil, benim yaşadığım deneyimi kendime öncelikle doğru bir şekilde aktarabilmek. Bunlar neye dönüşecek, nasıl sunulacak, bir kitap olacak mı, sergilense nasıl olur? Bunlar tabii ki de ayrı konular. Ama bir şekilde biriktirme isteği. Burada bir başka düşündüğüm konu da taşra ve kent ayrımıydı. Çünkü taşra üzerine çok fazla okumuş biri değilim ve taşranın neresi olduğuna dair de çok fazla sorun var. Yani mesela Küçükkuyu, Ayvacık'ın taşrası, Ayvacık Çanakkale'nin, Çanakkale İstanbul'un, İstanbul Berlin'in, Berlin New York'un mu taşrası? Taşra tanımını bir türlü bulamıyordum yani. Taşra kimdir, taşralı kimdir? Özellikle Türkiye'deki edebiyatta ve sinemadaki yaklaşımlar genelde taşraya uzak, soğuk ve bol derece romantize eden yaklaşımlardı. Ben açıkçası bundan çok korkmuştum. Yani taşrayı romantize etme durumu söz konusu olacak mı burada? Nasıl bir yaklaşımda bulunacağım? Tabii ki de bunlar bitmediği için nihai yaklaşımı bilmiyorum henüz. Ama o nostaljik olma hissinden de çok fazla korkmadım. Çünkü siyah beyaz ve nostaljik olma şeyi biraz da zamansız kılıyordu bunları. Devamlı gibi hızlıca. Burada fotoğraflardaki çoğu insanlar tanıdığım insanlar. Tanımadıklarıma çok fazla yaklaşmıyorum. Bilmiyorum, içe dönük biriyim ama yeterince tanımadığım insanın fotoğrafını çektim Floransa'da ve İstanbul'da.
biraz daha tanıdıklara dönmek, bir de ev olarak nitelendirdiğim buraları, doğup büyüdüğüm yerleri tekrar onlarla beraber deneyimlemek önemliydi. Tezde bunların sonunda ne hissediyorum bilmiyorum yazmışım. Ya da bunlardan ne çıkaracağım bilmiyorum yazmışım. Ama tezi yazalı 5 seneden uzun süre oldu. Artık biraz daha biliyorum. Birincisi Kaz Dağları'na yaklaşımım, taşraya yaklaşımım daha nasıl diyeyim istekli ve şefkatli bir biçimde gelişiyor. Tabii ki orada bir elimizin olması bir şanstı. Yoksa gidip bir yerde bir yıl boyunca zaman geçirmek çok kolay değil ekonomik olarak. Eskisinden daha fazla seviyorum Kaz Dağları'nı, onu biliyorum ve sürekli bazı hafta sonları gidip belki bir kare, belki iki kare gördüğüm bir şeyler olursa orayla bir bağ kurmak benim için daha önemli oluyor. Bundan sonra pandemi döneminde ürettiğim bir seri var aslında. Yine Kaz Dağları ile alakalı. Bu tezin içeriğinde yok. Ama yine kendimin ne kadar içinde olacağıma dair. Bu sefer İstanbul'la ilgili bir şeydi. Sabancı Üniversitesi'ndeki Dün, Bugün ve İstanbul sergisi için yapılmış bir şeydi. Yine Kaz Dağları'ndan başlayıp bu sefer İstanbul'dan Kaz Dağları'na gelmiş insanları kent ve taşra bağlamında bu sefer yalnızca onlarla yaptığım röportajlar ve kendi sözleriyle yansıtmak istemiştim. Kendimi ne kadar bu projeden geriye çekebilirim? Sadece fotoğrafı çekilenlere, sadece bu insanlara ne kadar söz bırakabilirim? Onu biraz düşünmüştüm aslında. O yüzden kendim hiçbir çıkarım yapmadan sadece İstanbul sizin için nerede, ne ifade ediyor, neden buradasınız gibi soruların cevaplarını aramıştım. Baştan hiç not almadım, röportaj yapmadım, fotoğraf makinesi götürmedim. Önce onlarla tanıştım, hikayelerini dinledim. Sonra başka bir gün belirleyip onlarla konuştuk. Ve sergilenme biçimi olarak da bu sefer metnin çok fazla yer tuttuğu bir yaklaşım vardı burada. Şu zamana kadar hep kaçtığım şey. Belki kendi sözlerim olsaydı kaçardım yine ama onun sözleri araya getirdim. Sergilenme biçimi olarak da bu metinlerin doğrudan fotoğrafların yanında sergilenmesini istedim. Pardon, şöyle göstereyim. Neden geri dönemiyorum? Galerilerde ve sergi salonlarında bir çalışma karşısında yaklaşık 4 saniye kalan insanlara A3 boyutunda tam sayfa metinleri okumalarını beklemek tabii ki de bir noktada ironik bir yaklaşım olabilir ama sadece 5 kare fotoğraf ve yanlarında fotoğraflardaki kişilerin konu bağlamındaki düşüncelerini sergilemek istemiştim. Bu aynı zamanda benim için de bir metin ve fotoğraf ilişkisi konusunda bir kendi kendime bir iddiaydı aslında. Tezin sonunda aslında fotoğrafın günümüzde ne kadar yer ettiği, bende ne kadar yer ettiğine dair bazı şeyler paylaşmışım. Ha, ekranı kapatmamıştım. Ben şunu demek istiyorum kapanış olarak. Hem teknik hem yöntem olarak ne kadar gelişsek de fotoğrafta, hem yani günümüzde fotoğrafın ve fotoğrafçılığın bile sorgulandığı, fotoğrafçı kimliğinin tekrar tekrar tartışmaya açıldığı dönemlerdeyiz. Kendimce yapmaya çalıştığım tek şey, ben çok yorulmuş durumdayım bu kadar imge ve bilgi bombardımanından. Her konuda, yani işin içinden çıkamıyoruz bazen. Her şey aynı anda her yerde doğru olabiliyor. Yapabileceğimiz tek şey de hem üretenler hem de tüketenler olarak belki bunları sınırlandırmak ve belirli çerçevelere almak. Belirli bağlamları arasına sokmak. Yoksa kafa karışıklığından ve moda kelimelerden başka bir şey konuşmuyor oluyoruz. Kendime yaklaşırken de, madem otoetnografi diyoruz, kendime yaklaşırken de açıkçası cevaplardan çok soruları önemsiyorum. Ne kadar fazla soru sorarsam başka cevaplara belki o kadar yaklaşabilirim diye. Yaptığım çalışmalarda, özellikle son yaptığım çalışmada, akıldan önce duygularla aslında yaklaşılmasını isterim. Çünkü dediğim gibi oranın mevcut durumuna dair herhangi bir çıkarım yapmak ya da bir şeyleri belgelemek gibi niyet içerisinde değildim. Sadece orayı fotoğraf aracılığıyla deneyimlemek, fotoğrafı amaçlamak değil, deneyimi amaçlamak benim için daha önemliydi. Sanırım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Onur. Şimdi bugünkü üç konuşmada birer üç konuşmayı birer cümleyle özetlersek, ben otoetnografinin milliğinin çerçevesini çizmeye çalıştım. Fulden fotoğrafın
bir sosyal bilim çalışmasında kanıt olmanın çok ötesinde estetik boyutuyla da nasıl yer alabileceğini örnek olarak kendi çalışmasından bahsetti. Onur da hem kendi fotoğraf hikayesini hem de Kaz Dağları'nda coğrafyayı fotoğraf üzerinden nasıl deneyimlediğini anlattı ve bir de ayrıca yaptığı çalışma üzerinden de fotoğraf ve metni bir araya getirerek sergileme yoluyla bize aslında sanat temelli bir etnografi çalışmasının örneği sundu. Dolayısıyla ben bu üç konuşmanın birbirini bütünlediğini düşünüyorum. Aralık Mek ekibine de onlar getirdi bizi bir araya. Çok doğru bir tercihle, çok doğru bir içeriği öngörerek üç kişiyi bir araya getirmişler. Onun için de teşekkür ediyorum kendi adıma da. Şimdi sorulara geçerek tamamlayabiliriz isterseniz. Ben biraz önce YouTube'a baktım. Orada mesaj yazanlar var ama soru göremedim. Buradaki mesajlar içinde de Metin Künç'ün bir sorusu var. Sadece benim görebildiğim. O da şey diyor, otoetnografik metinlerin, çalışmaların serbest yazımla akademik formatlara bağlı kalmadan yazılması tarihe ve araştırılan döneme not düşmek değil midir demiş. Onur'la Fulde'nin de cevabı olur mu? Bunu da bilmiyorum. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii, otoetnografik metinlerin, çalışmaların serbest yazımla akademik formatlara bağlı kalmadan yazılması tarihe ve araştırılan döneme not düşmek değil midir diye sormuş. Yani otoetnografinin akademideki yansımaları konusunda hiçbir bilgim yok. Soruyu tekrar aldım ama yani sorunun cevabı bende yok açıkçası. Evet. Yani her yaptığım şey tarihe bir not düşmek diyoruz ama düştüğümüz notları da belirli çerçevelerde düzgün demeyeyim ama bir şekilde sıralı ve belirli bağlamlarda düşmek lazım. Yani sadece not düşmek bizden sonraki insanlar için ne kadar faydalı bilmiyorum. Ya akademik çalışmaların özellikle benim sanat pratiğimin akademide nasıl bir yer aldığı zaten en baştan beri dediğim gibi merak ettiğim ve çekindiğim bir konudur yani. Ben kelimesini tezde geçirirken bile 40 defa düşündüm. Daha sonra Murat Hoca'ya ve Selçuk Hoca'ya danışmıştım. Yani ben diye yazıyorum ama bu olacak iş mi diye. Çünkü sosyolog bir oda arkadaşım vardı. Ondan bazı şeyleri öğrendikçe bu sefer paniğe kapılıyordum. Yani ben bunu yazamayacağım. Çünkü yazdığım şey bir tez değil, tezmiş gibi yapan bir metinmiş gibi geliyordu bana. Ama mesela ben şöyle anladım sorudan. Hani Floransa fotoğraflarını gösterdin bize bir kısmını. Mesela o fotoğraflar tam da burada soruya denk biçimde yazılmış. Hani Floransa deyince böyle aklımıza gelen kiliseler, binalar falan değil de insanlar, sen hangi şehir olduğu anlaşılmıyor dedin ama hani Floransa olduğunu da söyledin. Dolayısıyla hani o fotoğraflara bakınca oradaki yaşama dair daha sahici duygular, düşünceler oluşturuyor insanda. Herhalde Metin Küçük de bunu demek istedi diye düşündüm. Ben de katılıyorum buna. Fulden ne der bilmiyorum. Fulden de benzer bir şeyi planöz olarak Ankara'da yaptı bence. Onun metni de Kızılay ve o yürüdüğü eksenlere dair çok içten bir manzara sunuyor bence. Tarihe not düşmek gibi o kadar genel çerçevede bir şey olarak düşünemedim ben de aslında. Evet, olanı göstermek gibi anladım ben. Hani yüzeysel evet. Değil daha evet. Derin bir şey demek istedi herhalde. Metin burada mı bilmiyorum, isterse açabilir sorusunu. Başka soru ben göremiyorum. Acaba Aralık Mek ekibinden gören var mı? YouTube'da veya e-posta da bana gelmiş görünmüyor. O zaman eğer yoksa evet, parmak Gülay Hacer Gökte parmak kaldırmış. İlker söz verelim değil mi? Hani konuşmak isteyen çok soru da olmadığına göre. Evet. Tabii tabii. Gülay Hanım bizim atölyemizin zaten düzenlediğimiz hocamız. Aa, ne güzel. Evet Gülay Hanım buyurun. Çok teşekkür ederim bütün sunumlar için. Hakikaten birbirini tamamlayan sunumlardı. Benim dikkatimi çeken bu üç sunumda yine birbirini tamamladığını düşündüğüm bir nokta vardı. O da Serpil Hocam sizin ne güzel de öyle bir şey görmek. Bilim ve sanat arasında zaten o kadar bir ayrım kalmadı. Zaten modernleşme ya da modernite üzerine düşünen belki pek çok insanın söyleyeceği bir şeydi ama özellikle vurgulamanız çok dikkat çekiciydi ve çok önemliydi bence.
bilim ve sanat arasında aslında o kadar da ayrım kalmadı gibi. Çünkü Fulden Gülbay'ın derdi zaten öyle bir şeydi galiba. Hani böyle bir bilim alanında aslında sanatsal bir şey yapmaya çalışmak gibiydi ki siz de onu zaten destekler. Çok güzel cümleler kurdunuz. Fulden Gülbay'ın arkasındaki resmin de değil mi? Böyle çığlık filan, hani o da o sözcükleri tamamladı filan. Metin yazmanın aslında o kadar da şey olmadığını söyledi değil mi? Hani belki de gerekli olmadığını, yanlış mı anladım bilmiyorum Fulden Gülbay. Ama sonra döndü ve Onur Özen dedi ki şöyle bir şey söyledi. Metin hala çok önemli galiba. Aslında konuşmasına da öyle başladı gibi. Böyle görsellik ve metin birbirini tamamlayan şey gerekli mi, gerekli değil mi falan gibi böyle bir bütünlük yakaladım bütün konuşmalarınız içinde. Ve hani John Berger'in söylediği bir şey var ya, fotoğraflar hala sözcüklerden yorum dilenir dediği bir şey var. Yani hala anlatmak zorundayız galiba. Metinsel bir şey olmak zorundaymış gibi geliyor. Ben de buradan atölyeye bağlamış oldum ama artık geri kalanını atölyeye katılanlarla birlikte tartışacağız. Ama merak ettiğim şey şu. Fulden Gülbay doktora tezini hangi disiplin altında yazmayı düşünüyor? Bizim çığlık bilimsel bir tercih değildi aslında, arkamdaki çığlık. Yani duruyor öyle ama şey, tesadüf değil. Tesadüf değildir aslında. Tekrar güzel sanatlara geri döndüm ben doktorada. Bilmiyorum, burada yazacağım büyük ihtimalle ama dediğim gibi psikanaliz ve sanat arasında bir bağ kurmaya çalışacağım. Bakalım. Yani şey, bu sefer enstrümanım fotoğraf mı olacak, video mu olacak? Belki bilmiyorum, performansa doğru da gidebilirim. O konuda kafam karışık açıkçası. Teşekkür ederim. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Pardon. Buyurunuz. Sizin söylediğiniz metin fotoğraf için gerekli midir hala anlatım için? Şimdi söz konusu sanatsal bir ifade ise zaten herhangi bir gereklilikten söz etmek bence çok yanlış. Yani şu gereklidir bunun için, bu gereklidir bunun için diye. Ben verdiğim örneklerde sadece farklı yaklaşımlar olarak örnekler verdim. Yani çünkü kendi yaptığım şeylerde bile bazen hiçbir şekilde metni kullanmadan, hiçbir ortaya bir bağlam ya da anlam kullanmadan, sadece soyut ifadelerle duygulara yönelmek de mümkün. Yani o yüzden herhangi bir şeye sınır çizmek mümkün değil bu noktada. Yani neyin gerekli olduğu, özellikle sanatsal ifadelerde, onu bilmiyorum. Sadece akademik yazımda işte bazı gereklilikler olduğunu zorla da olsa öğrenmiştim. O kadar. O yüzden orayı düzeltmek gibi değil ama bunu düşündüğümü söylemek isterim. Teşekkür ederim ben de. Teşekkürler Gülen. Sağ olun Serpil Hocam. Otoetnografik yazımda bizim için, hani sosyal bilimlerin içinden gelenler için, sözcüksüz olmuyor. Evet. Ama kuru bir alan bu haliyle. Onun çok daha zengin olabilmesi mümkün. Bunun yapılabilmesi mümkün. Şu haliyle tezlerimiz, kitaplarımız, metinlerimiz çok sıkıcı. Bana da öyle geliyor. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak, nasıl başka bir şeye dönüşecek. Ya bilim ve sanat arasındaki o ayrım nasıl kendi dilini kuracak yeniden, herhalde yaşayarak göreceğimiz bir şey gibi geliyor. Umuyorum. Tabii yani o açıdan da hani çok özür dilerim. Fulden Gülbay'ın tezi, işte Onur Özen'in çalışmaları. O yüzden de herhalde tam bu böyle eşik aşaması belki de diyebileceğimiz sürecin örnekleri gibi. Evet, Hande Çayır'ın tezi de öyle. O da kadının değişen soyadıyla ilgili bir otoetnografik tez yazmış. İlk tez Türkiye'de yazılan zaten otoetnografik yöntemin kullanıldığı. Tezden önce de belgeseli var, yok anısının soyadı diye. Zaten kendisi performans sanatları alanında doçentliğini aldı. Onunki de öyle bir çalışma. Öncü bir çalışma Fulden'in gibi. Başka söz almak isteyen var mı acaba? Bizim lisans öğrencileri Bengi bana cep telefonunda "Hocam uykum geldi, gidebilir miyim?" yazıyorlar. Ben yavaştan kapatabiliriz isterseniz. Gerçekten saat 12 oldu neredeyse. Çok teşekkür ediyorum. Çok hem Serpil Hoca'nın sunumu hem de
Onur Özen'in fotoğrafları, anlatımı, Fulden Gülbay'ın tezinin zenginliği çok kıymetliydi, çok güzeldi. Benim için de ufuk açıcıydı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yavaştan kapatabiliriz herhalde. İlker, sen son bir söz söylemek ister misin? Güzel bir kapanış oldu. Ben de teşekkür ederim Aralık Mek adına. Böyle akademik bir akşamı geride bıraktık. Ben çok keyifli bir söyleşiydi. Teşekkür ederim.